İyi misin? Ne oluyor Tuğçe? Kanasal meseleler Boracığım. Patronsun diye her şeyi bilmene gerek yok herhalde, değil mi? Peki madem, öyle olsun. Gel biz şu tarafa geçelim. Uzakta şurada konuşalım. Gel gel. Kulağını kabartmış bizi dinleyenlerden uzağa. Ne o? Buraya söyleyecek miydin yoksa? Sen benim ne kadar ciddi olduğumu anlamadın galiba. Ama Tuğçe Hanım, Tuğçe Hanım, siz benden ajan olmamı istiyorsunuz, ajanlık yapmamı istiyorsunuz. Ay abartma, bu kadar dramatikleşmeye gerek yok. Sadece Bora'nın gün içerisinde yaptığı her şeyi ajandasını bana aktaracaksın. 24 saatini bilmek istiyorum, o kadarcık sadece. O kadar. Abartacak bir şey yok. Tabii ya, siz Bora Bey'e aşıksınız. Rüzgar'a karşı bir şey hissetmiyorsunuz siz. Bora Bey'i kıskandırmak için Rüzgar'ı kullanıyorsunuz. Bu yaptığınız ne kadar doğru Tuğçe Hanım? Hı? Sana fikrini soran biri var mı etrafımızda? Bora Bey çok akıllı bir adam Tuğçe Hanım. Sizin bu yaptığınızı öğrense ortağı olarak yanında tutar mı sanıyorsunuz? Sen beni tehdit mi ediyorsun? Tehdit? Aa, tehdit asla. Asla ben tehdit sevmem. Öyle demeyelim. Ben sadece o öğrenirse ne olur diyorum. O nasıl öğrenecek ya? O iş bende. Rüzgar Bey. Sen ne yapıyorsun ada? Rüzgar Bey bir bakar mısınız? Adacığım sen delirdin mi? Rüzgar Bey bu konu hakkında ne düşünür bir fikrini öğrenelim, değil mi? Tuğçe Hanım sizinle neden birlikteymiş biliyor musunuz? Ada. Çünkü Bora Bey'e aşıkmış. Seni de onu kıskandırmak için kullanıyormuş. Yani anlayacağın, beni bir hiç uğruna terk ettin gerizekalı. Ada, dalıp dalıp gitme hadi. He? Ne? Bak, sana güveniyorum tatlım, tamam mı? Bak masan da var artık, adını da herkes öğreniyor yavaş yavaş. Her şeyi kaybetmek istemezsin herhalde, değil mi? İstemem. Çünkü ben bir şeyi aklıma koyarsam, onu mutlaka yaparım. Ben partiye dönüyorum. Ajandayı unutmuyorsun. Yuh artık ya. Kadına bak ya. Resmen Bora'yı geri almak için benim hayatımı, benim sevgililiğimi beni mahvetti ya. Mahvetti beni. Benden 3 yılımı çaldı. 3. Vallahi kusura bakma sisteciğim ama senin Rüzgar'da bu kadar salak olmasaymış yani. Kadın manipülatör. Anladın mı beni? Manipülatör. Bora'yı elde etmek için yapamayacağı hiçbir şey yok onun. Adacığım aşk kapıdan girince mantık pencereden uçarmış. Teyze. Ne yapalım şimdi? Üzülelim mi Tuğçe'yi? Ağlayalım mı? He? Sen ne yapacaksın o zaman? Rüzgar'la konuşacağım. Ne? Kullanıldığını bilmek onun da hakkı. Kız senin akıl yok mu ya? Ya şimdi bak. Bu Tuğçe yıllardır Bora'yı tanımıyor mu? Evet. Aynı zamanda Bora'ya yıllardır aşık değil mi? Yani öyledir. Yıllardır tanıyor, yıllardır aşık.
ama hala ortamı kızıştırmak için Rüzgar'la sevgili numarası yapıyor. Bir de seni araya köstebek olarak sokmaya çalışıyor. Yani bu kızın yardıma ihtiyacı var ya. Hani bu kızın acil desteğe ihtiyacı var ve bu yardımı yapsan yapsan sen yaparsın. Tuğçe ile Bora'nın arasını yapman lazım ki Tuğçe aradan bir yok olsun, bir gitsin. Teyze, teyze hoş. Ben şirkete sevgilimi geri kazanmak için girdim ya, değil mi? Ben çöp çatanlık için girmedim. Hem Bora Bey seviyor mu Tuğçe'yi? Bir şey hissediyor mu? Nasıl zorla insanları şey yapacağız? Olur mu öyle şey? Günah değil mi adama? Yazıktır ya. Aman aman aman, boş ver. Tamam Sıtacığım, sen haklısın. Yani senin Rüzgar'ı almak için Tuğçe'nin onu bırakmasını sağlamaktan daha iyi bir fikrin varsa buyur yap. Bak şimdi Ada, Tuğçe ne yaptı? Rüzgar'la sevgili olarak ne yaptı? Bora'ya neyi gösterdi? Bak ben çok beğeniliyorum, bak ben seviliyorum dedi değil mi? Bu klasik bir pazarı kızıştırma tekniğidir. Bak bu her zaman işe yarar ha. Ama Bora da işe yaramamış. Demek ki Bora'nın başka bir şeye ihtiyacı var. Yani onaylanmaya. Onaylanmaya? Evet. Ne o? Yani Tuğçe'nin bir hemcinsi tarafından kıskanıldığını, beğenildiğini ona göstermek. Tamam mı? Sen şimdi Bora'ya gideceksin ve Tuğçe'yi çok kıskandığını, onu çok beğendiğini, hatta onun gibi olmak istediğini, ona büyük bir hayranlık duyduğunu göstereceksin. Böylece ne yapacaksın? Bora'nın dikkatini böyle Tuğçe'ye kaydıracaksın. Yasemin ablam, ben şimdi doğru anladıysam sen Ada'ya çakma Tuğçe oluyorsun, değil mi? Aynen öyle. Kız açık, bana güvenin ya. Siz dişi erosunuz Yasemin'e güvenin. Bütün aşk problemlerinizi halleder. Aşk hayatınızı bana emanet edin. Okumu çekiyorum. Attım okumu. Ok gidiyor. Bunları sosyete pazarından almıştım. Siz şimdi Tuğçe'nin stilini falan anlatınca dedim bunlar cuk olur. Teyze, ben emin değilim, yapamayacağım. Ada! Bana bunu giydirdin ya bu ceketi, bu sıcakta. Oh bir rahat, bir rahat, bir güzel oldu. Küpeler 10 kilo. Kulaklarım parlasın benim güzel kızım. Şahar, sağ ol. Bir yürü bakayım, bir yürü şöyle, bir yürü manken. Podyumda yürüyormuşçasına, yürü bakayım. Nazar, nazar. Merhaba, günaydın. Ada ben, Bora Bey'in asistanıyım. Hoş geldiniz. Hanife ben de, evin işleriyle ilgileniyorum. Hoş buldum, memnun oldum. Mutfak aşağıda mıydı? Ha, buyurun. Sağ ol. Ben Bora Bey'in içeceğini hazırlayacaktım da, enerji içeceğini. Malzemeler dolapta yıkanmış. Tuğçe. Ada ben. Ben Bora Bey'in asistanıyım. Tanışmıştık daha önce. Evet, evet. Arkadan görünce Tuğçe'ye benzettim. Benzetirler bizi. Bu ara benzetiyorlar. Siz de benzettiyseniz demek ki. Alakanız bile yok. Hanife, kahvaltıyı hazırla. Ben de kuzumu uyandırayım. Baş üstüne Belma Hanım. Çok sevdi beni. Bayağı sevdi. Hanife, günaydın kızım. Dolaptan şu ilacı verir misin bana? Başım çatlayacak gibi ağrıyor. Of 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 of, dayanamıyorum artık ya. Ay. Of of. Sen kimsin? Ada ben, Bora Bey'in asistanı. Hanife kahvaltıyı hazırlamak için içeri gitti. Kusura bakma, tanışmıştık da başımın ağrısından hiçbir şey göremiyorum kızım. Rica etsem şu dolapta ilacımı verir misin? Aa, siz kahvaltı yapmadan ilaç mı içeceksiniz? Olmaz. Ama ilacımı içmezsem kahvaltı edemem ki. Aa, o zaman size ilaç içmenize gerek bile kalmadan baş ağrınızı şıp diye kesecek gizli bir tarifim olduğunu söylesem. Buyurun. Afiyet olsun.
Bir yudumcuk. Al. Ne var bunun içinde? Baskın bir koku var. Tanıdık bir şey ama. İşte o devlet sırrı. Nasıl devlet sırrı yani? Ne? Ne? Biz kendi aramızda öyle diyoruz. Yoksa çok da şey değil yani. Anneannemin tarifiydi. Neyse neyse. İçtikçe içesi geliyor insanın ya. Afiyet olsun. Oh. Çok pardon, çok pardon, çok pardon. Bu sende baya baya alışkanlık oldu, farkında mısın? Vallahi bir şey görmedim ki. Bakmadım, bakmadım, görmedim ki. Sen niye böyle giyindin? Tuğçe Hanım. Tuğçe Hanım'a özendim ben. İdolüm Tuğçe Hanım benim. İdol gibi idol. Alımlı, çalımlı, çekici, şık. Onun gibi olmak istiyorum ben. Onun gibi olacağım. Olmuş mu? Olmamışsa olmadı değil. Olmuşsa da olmuş değil. Olmuş mu? Olmamış. O olmuş mu? Kayıp. Olmaz tabii. Olmaz. Nasıl olsun ki? Yani böyle şeyler insanın içinden gelmesi gerekiyor. Bakın bende emanet duruyor ama Tuğçe Hanım da... Tuğçe Hanım kendisi doğuştan öyle. Çekici, alımlı, çalımlı. Oo, çok iyi. Evet. Sizce de Tuğçe Hanım çok çekici bir kadın değil mi Bora Bey? Ha? Endeksler Ada. Endeksler? Borsa endeksleri. Ha. Her sabah yurt dışı piyasasının kapanışını öğrenmek isterim. Bunu sana söylediğimi sanıyordum. Unuttun mu yoksa? Yok, oturmayayım ben ya. Dinliyorum. Tabii hemen şey yapayım. S&P 500, 4100. S&P 500 demek istedin galiba. S&P 500. Devam et. Aa! Dov değil mi? Dov. Hmm. Dov kırmızı ok aşağıya bakıyor, düşmüş. 34.000'e düşmüş. Ha. Bora Bey, şimdi siz böyle borsadan, paradan, puldan çok iyi anlıyorsunuz ya. Acaba Bora Bey şey mi yapsak? Ben ev kredisi çekmek istiyorum da. Hani böyle çok yükseklerde gözüm yok. Başımı sokacak. Küçük bir evim olsun yeter. Hadi tamam. Doğru zaman bu zaman mı? Yani şimdi kredi çekilir mi? Şimdi çekilir derseniz ben gerçekten şimdi kredi çekeceğim. Ama çekilmezse çekmeyeceğim. Ne diyorsunuz? Gerçekten ev sahipleriyle uğraşmak o kadar zor ki. Kiracı olmak o kadar zor ki. Ya beni evden atarsa diye her gün korkuyorum. Ki ben kiramı zamanında ödeyen bir insanım. Ama ona rağmen gerçekten... Ada! Tamam. Tamam. Ellerini çek. Siz tutuyorsunuz. Bravo. Çok iyi bağlamışsın. Çekilsene be önümden adam. Apartmanı güvenliği benden sorumlu. Önce bir söyle, kime geldiniz? Ben Adan'ın eniştesiyim. Vay hemşehrim, hoş geldin. Dayıoğlunun düğünü vardı, memleketteydik, yeni geldik. Vallahi yabancı görüyor, sorma adettir. Burası büyük şehir, hırlı hırsız belli olmaz. Hassasiyetinden dolayı seni tebrik ederim. Yalnız namız düşmeden eve gitmeliyim. Malum yağ yakımı 125'in üstünde başlıyor. Tabii tabii, ben susmayayım, buyurun. Tutma sen beni, kolay gelsin. Adana damadı selamlar. Damat derken? Hadi dünyam. Hadi aç ağzını ye şu yumurtanı. Yahu Belma, vallahi müthiş bir şey şırt diye kesiverdi başımın ağrısını. Hayatım sen niye bilmediğimiz insanların yaptığı şeyleri içiyorsun? Yapma, bırak onu. Günaydınlar. Günaydın. Günaydın. Adam gelmiş. Günaydın prenses. Gel. Oh. Prenses, bak bu iki oluyor ama yazıyorum kenara. Dayıya niye sarılmıyorsun? Koş. Koş. Oh, evet.
Herkes nasıl bakalım? Rapor ver prenses. Anneannem dedeme kızıyor. Bilip bilmediği insanların yaptığı şeyleri içiyormuş. Öyle şey der mi anneannen? Sen yanlış anlamışsın. Ada kızım şahane bir karışım yaptı. O yıllardır çektiğim ağrıyı şak diye kesiverdi, biliyor musun? Allah Allah. Öyle mi? Allah, merak ettim ben de. Gel bakalım prenses. Size de yaparım hemen. Yok yok, ben babamınkini alır mıydım? Oğlum Hanife yapar, sana bırak onu. Yok anneciğim, alırım babamdan işte. Babacığım müsaaden var mı? Tabii canım. Sanki böyle baskın bir şey var gibi ha? Sihirli bir karışım varmış, öyle söylüyor. Beğendiniz mi? Şahane. İkiniz aynı anda aynı şeyi beğendiniz. Tarihi bir olay, bir yaşıma daha gireceğim gerçekten. Arada oluyor demek ki anneciğim. Değil mi babacığım? Aslında bir yaşına giren burada anneciğim. Evet prenses, sanki sen böyle hiç büyümemişsin gibi. Yani dünkünün aynısısın sanki. Niye acaba dedesi? Ha, kahvaltısını yapmıyor, öyle mi anneannesi? Kahvaltısını yapmıyor. Bana birazcık boyu uzamış gibi geldi ama. Uzamış mı boyum? Uzamış ama tabağındakileri bitirirsen daha da çok uzarsın. Hadi evladım sen işine geç kalmadın mı? Geç kaldın. Siz işinizin gücünüzün başına gidin. O anneannesinin sözünü dinler. Kahvaltısını eder değil mi dünyam? Evet. Dinler anneannesinin sözünü. O zaman biz gidelim. Akşama görüşürüz. Hoşça kalın. Afiyet olsun. İyi günler. Kolay gelsin kızım. Bravo. Bravo Bora'ya. Nihayet kendine çok düzgün bir asistan buldu. Aman, biri gelir biri gider bu asistanların. Bora bu, minicik bir hatasında şak kapının önüne koyuverir. Tanımaz mıyım ben evladım? Tırnağım gümüş, karın altı zümrüt, Elif ya kutu dökeyim. Enişte. Ne oldu? Sen biliyordun değil mi? Neyi biliyordum? Damadı. Ne? Ne damadı? Kim? Damat kime işte, ne damadı ya? Necmi efendi. Apartman görevlisi. Damada selam söyle dedi de. Kim? Kim bu damat ya senin? O şey diyordur enişte yani. Bora Bey, Bora Bey diyordur o. Kesin o Bora Bey diyordur. Bora Bey. Kapıcı neden bizim komandoya damat diyor Yasemin? İşte ya abi sen de canım, lafın gelişi söylüyordur onu adama. Lafın gelişi olduğuna göre bu herif bu eve girip çıkıyor. Hem de evli barklı haliyle. Ben bu komandoyu öldürmez miyim Yasemin? İşte öldürme falan laflar ediyorsun. Gerçek ablam içeride şimdi bu çapınları şekeri taban yapacağım. Bilmeden etmeden yaşa. Ha, şekerim düştü galiba. Atat at bir şeyler ağzına. Ay uyuyamadım doğru düzgün. Bütün gece soldan sağa, sağdan sola. Hayırlara gitsin inşallah. Yine ağaç mı gördün ablacığım rüyanda? Ağaç olsa keşke. Hiç hayır değil Yasemin. Hiç hayır değil. Rahmetli ablam girdi rüyama. Emanetime layıkıyla bakamadınız dedi. Tövbe tövbe ablacığım ya. Rüyaların hem tersi çıkar. Sen bebek gibi baktın adaya. Yok yok. Yok ben kararımı verdim. Neye karar verdin der ki sen? Adayı evlendirene kadar burada kalacağız. Ne? Nereye burada kalıyoruz? Nereden bileceğiz? Kimdir o hayırlı kısmet? Nereden gelecek? Ne zaman gelecek? Benim aklımda var bir şey. Kim? 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 Bora. Bora. Ada için çok iyi bir insan. Ben hissederim ya. Ben biliyorum. O Bora adaya bir aşık oluverse. Ay ada da hemen ona aşık oluverir zaten. Yok yok. Ben ablamın emanetini o Bora ile evlendirmeden Bursa'ya falan dönmüyorum. Burada kalacağız. Emin misin Nergis'e? Kalacağız diyorsam kalacağız aslan. İkiletme. İkiletme. Tamam tamam. Aslan sen niye bu kadar duygulandın? Şu datayı bana bir daha özetler misin? Biraz önce göstermiştim ama. Tamam, sen bir daha göster. Bakayım, artış nasıl? Yüzde kaç? Bora Bey, bir mutfağa kadar gideyim. Hızlı.
Tamam. Tamam hadi git sen işin önünde duruyorsun. Günaydın küçük ajan. Günaydın Tuğçe Hanım. Oo, ne bu kıyafetler böyle? Tuğçe Hanım, siz benim idolümsünüz. Gerçekten siz benim idolümsünüz Tuğçe Hanım. Şimdi baktım sizinle böyle çalışmaya başlamış gibi olduk. Ben de sizin gibi giyindim. Olmuş mu? Tuğçe ceketi, Tuğçe küpesi nasıl, güzel mi? Neyse, biz konumuza odaklanalım bence. Ne yapıyorduk? Ben ne istiyorum? Bora'nın ajandasını istiyorum. Her gün, her dakika ne yaptığını bileceğim. Tamam mı? Ben ne istiyorum? Ajanda. Evet. Şimdilik sadece. Getir. Getir onu bana da. Getir o ajandayı bana. Ajandada neye geç kaldık acaba Adır? Bora Bey, Pırıl bana ilk görev listesini verdiğinde üstünde eşek kadar yazıyordu. Sabah ilk iş kalkar kalkmaz ajandanın üzerinden geçilecek diye yazıyordu. Biz şu an geç kaldık, hemen geçelim. Hemen başlıyorum. Baktık 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 ne var ne yok. Oyun değil, oyun indirmiştim de arada oynuyordum. Bora Bey, bugün 3 tane toplantınız var. Hepsi öğleden sonra. Biri Aylin Hanım'la, diğeri Burak Bey'le, üçüncüsü de Engin Bey'le. Evet. Bir şey daha var mıydı? Hatta bugün saat 10'da yurt dışıyla görüntülü toplantınız varmış. Onu da yapacağız. Başka da ne var? Siz bana söyleyin. Ben onu hemen not alayım. Bugün müydü o görüntülü toplantı? Evet. Onu erteleyelim. Ne yapalım biliyor musun? Onu perşembeye erteleyelim. Perşembeye erteleyelim. Neden? Neden perşembe? Bugün ne var ki? Benim başka bir işim var. Tamam mı? Hadi otur yerine. Nasıl bir işiniz var Bora Bey? Ben onu bileyim ki not alayım. Ben sizin kişisel asistanınız olduğum için benim her şeyi bilmem gerekiyor. Bileyim ki ona göre bir ajanda oluşturayım. Oluşturduğum ajanda... Sus. Sakin ol. Tamam. Bak şimdi ben elimi çekeceğim. Sen de bir süre konuşmayacaksın. Susacaksın. Anlaştık mı? Güzel. Hazır mısın? Bana bak, ben bu akşam eski bir arkadaşımla bir şeyler içeceğim. Bu iş saatleri dışında olduğu için senin detay bilmene gerek yok. Heh, evet. İşte bu. Kim arkadaş? Not alayım. Tanımak lazım. Asistanınızın ben sizin özel hayatınıza Ada. Hakim olmam gerekiyor. Ada, detay bilmene gerek yok dedim değil mi? Sus ve otur, hadi. Ama Bora Bey, gerek var nasıl olmaz o? Yani benim işim bu. Ev, böyle olmaz. Bakar mısın? Siz bana demediniz mi benden önce uyumayacaksınız? Ada bir dakika susar mısın? Hatta bir saniye sus, lütfen. Eyüp, 5 dakika içinde yeni yemek sayfasının görsellerini Ada'ya veriyorsun. Ada da bana teslim ediyor. Anlaştık mı? Tabii Bora Bey. Güzel, çıkabilirsin. Anlaştık mı? Ama ve lakin, yani benim her şey hakim olmam gerekiyor ki bütün hayatınızı ben programlayabileyim. Ya siz bana 10.000 lira maaş veriyorsunuz. 10.000 TL. Sakın susmuyorsun, tamam mı? Konuşmaya devam et. Devam et. Hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Bir haber. Sonra bana yazarsanız uyudun mu? Devam et Ada. Uyuyunca da dersiniz. Susmayacaksın. Ki... Dinliyorum seni, devam edeceksin, tamam mı? Dinliyorum. Devam et. Tuğçe, konuşalım mı? İşim var biraz, sonra konuşuruz. Ada ile konuşurken işin yoktu. Bu ne demek? Yani bir şey demek değil de sadece şaşırıyorum. Bana gelip onun kellesini istiyorum falan dedim. Senin odanda, senin masanda oturuyor, senin gitmen gereken yerlere o gidiyor. Rahatsız olmuyor musun yani? Bir de böyle fısır fısır konuşmalar falan. Rüzgar, işim var demiştim. Sonra konuşuruz. İzin versen. İyi, ok olsun. Tamam. Ver onu bana. Haddimi aşmak istemiyorum. Yani yanlış anlamayın beni. Ama bu da öğrenince ne olacak ya? Elinize ne geçecek sizin?
kimle, nerede, ne yaptığını her dakika bileceğim ben. Mesela örneğin akşam saat 10'da eski bir arkadaşla bir şeyler içilecek. Ne demek bu? Bilmiyorum. Kadın mı erkek mi bu? Gerçekten vallahi billahi bilmiyorum yani. Öğrenmeye çalıştım, söylemedi. Söylemediğine göre kesin kadın. Bir rahat bırakmıyorlar ki adamı ya. Birini yolluyorsun, diğeri musallat oluyor. Aslında ben odadan çıkarken gözüm bilgisayarına ilişti. Hani Bora Bey kadın erkek ilişkileri için böyle araştırma yapıyor ya, yazı dizisi çıkarıyor. Arkadaşlık sitelerinde geziyor ya takma adıyla. Başlamış. Tekrar başlamış. Avcı. Bora Bey ortağı olan Tuğçe'yi tanıyor. Arkadaşı olan Tuğçe'yi tanıyor. Ama tanımadığı bir Tuğçe daha var. Kadın Tuğçe. Dişi Tuğçe. Gitgide ilginçleşiyor söylediklerin. Evet. Açın bir hesap. Oradan yürüyün Tuğçe Hanım. Mesajlaşın oradan. Onu öyle etkileyin. Etkilersiniz. Etkilersiniz gerçekten. Bu sefer olur. Hiç fena fikir değil. Değil. Gel açalım hesap o zaman. Hah kuzen. Ben de seni arıyordum. Ne oldu kuzen, bir şey mi oldu? Ya, biraz zamanın var mı? Görmeni istediğim bir şey var da. Var kuzenim, hadi. Allah kahretsin. Biz bunu nasıl fark edemedik ya? Biz bunu nasıl fark edemedik Ali? Nasıl fark edelim kuzen? Yani bu aklımıza gelmedi. Yani bildiğin video bizim şirketin ana serverından gönderilmiş. IP numarasını saptayamıyoruz tabii. Maalesef hala da saptayamıyor, yok. Olaya bak. Biri benim şirketimden benim videomu basına sızdırıyor. Yani başka yerden göndermeye bile eltenmiyor. Bu nasıl bir cesaret? Ya bu nasıl bir cesaret Ali? Yani benim anlayamadığım burada zaten yani yollayabileceği birçok yer var. Niye şirket? Yani bu adam bu kadar mı risk almayı seviyormuş ya? Adam mı? Adam mı? Adam derken? Ağzı lafın gelişi öyle adam. Bak, neyse ne Ali, neyse ne. Şu an şirkette bir hain var. Ya da bizim bunu şirketin içindeymiş gibi düşünmemizi sağladı. Yani aslında dışarıda bir yerde ve hedef şaşırtıyor, öyle mi? Hadi dışarıdan birisi içeri geldi, içeride bu işlemi yaptı, dışarı tekrar çıktı. İçeride yaşamadığı için, yani burada çalışmadığı için dışarıdan içeri geldi. Neyse. Bu olay aramızda kalmalı. Suçlu ortaya çıkasaya kadar herkes zan altında, herkes şüpheli. Sen araştırmaya devam et. Tamam, belki tamam. Bir gün saptarsın. Evet, hesabı açtık, ismi de aldık. İdeal kadın. Hayırlı olsun. Ay, ben çok heyecanlandım yalnız şu anda. Heyecan yok, heyecan yok. Kendiniz gibi davranın. Cool olun. Buyurun. Ne yapacağız şimdi, onun bana mesaj atmasını mı bekleyeceğiz? Ya atmazsa? Ya 10 yıl beklersen böyle? Yok. Bora Bey'in dikkatini çekmek için ilk mesajı biz atacağız. İlk mesajı ben. Atacağım. Hayatımda yapmadım öyle bir şey. Yapmak lazım ama. İlk mesajı biz atalım ki dikkatini çekelim. Buyurun. Öyle diyorsun. Tabii. Tamam. O zaman ne yazalım? Hi. Ne haber? Aa, hi my. Yok. Olmaz. Bir merhaba demeyelim mi? Diyelim diyelim de yani çok basit değil mi sizce de? Başka bir şey yazalım. Ne yazalım? Avcı, av avcı, silah, büyükbaş. Şuna ne dersiniz? Bizon nasıl avlanır bilir misin? Bu ne demek? İşte Bora Bey de tam olarak böyle diyecek. Bu ne demek diyecek ve merak edecek ve cevap verecek. Öyle haymayı herkes der. Öyle denmez, şey yapmayın bir daha. Öyle diyorsun. Öyle. Bizon nasıl avlanır bilir misin? Yazdı. Hayır bilmiyorum sevgili ideal kadın. Engin kültürünüzle beni aydınlatırsanız mutlu olurum. Ada. Al işte kızdı. Hay diyecektik biz. Hayır. Hayır. Yazın lütfen buyurun. O zaman şey yazayım.
ukalalık gibi olduysa sorry. Aa! Öyle şeyler yazılmaz. Evet. Ne yazacağız o zaman? Ya Allah. Evet. Bir kadın akıllıca laf edince akıllı havası yapıyor oluyor. Ama erkek akıllıca konuşunca ne akıllı erkek oluyor, öyle mi? Mahmut abi nasıl geçti? Mızrağınızı kenara bırakın, bir soluk alın. Belki o zaman daha düzgün konuşabiliriz. Hadi bakalım. Bak gördün mü, kızdı işte, yazmıyor. Hayır, kızmadı. Ne cevap vereceğini düşünüyor şu an. Tuğçe Hanım, benim gitmem lazım. Şimdi benden bir şeyler istedi, böyle yemek sayfasının görüntüleri, bir şeyleri varmış. Geç kalırsam kızar. Çok kızar, ben gidiyorum. Kalsaydın. Kalamam, vallahi kalamam. Beni ipe dizer. Ama gitmeseydin. Gittim, 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 gittim. Ala, Ada. Tamam. Ne olacak ki yazışınca? Ya karşım, ben bir anlasam ne yapmaya çalıştın yani, yardımcı olacağım da. Kız ben ne bileyim, aklıma başka bir şey gelmedi. Kadın benden adamın ajandasını istiyor, ajandasını. 24 saati nereden öğreneceğim ben? Tamam, sen de kendileri konuşsunlar, halletsinler dedin. Ya bak vallahi anlamadığım için soruyorum yani. Sen şimdi bunu yaparak Bora ve Tuğçe'yi yan yana mı getirmeyi düşünüyorsun? Selin, bak benim tek bir derdim var. O da Tuğçe'yle Rüzgar'ı birbirinden uzaklaştırmak. Konuşsun işte Bora Bey'le. Belki bir şey olur, nereden biliyoruz ki? Uf, neyse hadi, sıkıldım senden, kapat. Kapat, Bora Bey bekliyor beni, hadi. Tamam tamam, ama beni gelişmelerden mutlaka haberdar ediyorsun Ferşim. Tamam? Tamam tamam, hadi görüşürüz, bay bay. Neredeydin sen? Bora Bey, kahvenizi yaptım. İtina ile. Bir de görseli istediniz. Çocuk yerinde yoktu ya, grafiker. Bir saat onu bekledim ben. Yerine geç. Mahmut abi zor geçti. Dört arkadaşımızı dinozor yedi. İkisi bizon sürüsü tarafından ezildi. Sen ne yaptın bu sırada? Mağaranın için cilalı taş takım mı aldın? Yoksa deniz kabuklarından süslü kolye mi yaptın kendine? Ay ne dinozoru, ne bizon sürüsü ya. Efendim anne. İnşallah şu anda bir çuval incir berbat etmiyorsundur Tuğçe. Ada? Tuğçe Hanım, buyurun. Bir bakabilir misin? Ufak bir şey için sana ihtiyacım var. Sorun olmaz değil mi Bora? Aa, ne ola ki? Yo. Önemli bir şey yok, değil mi? Yok yok, önemli bir şey değil. Biraz özel. Özel. Peki, evet. Buyurun. Buyurun Tuğçe Hanım, çıkalım. Hadi ama Okola. Ne oldu? Selin'le müthiş bir yazı dizisi hazırlayacağız daha. Gel bakalım. Ama otur şöyle. Ama sizin yazışmanız lazım. Ben neden yazayım ki? Ya benim gitmem lazım. Annemin kontrolleri vardı. Tamamen aklımdan çıkmış. Ya ben ne yapayım ki? Zaten sen başlatmıştın. Otur başına devam et işte. Hem çok da güzel yapıyorsun bu tarz işleri maşallah. Mümkün olduğunca çabuk döneceğim. Söz veriyorum. Bora Bey ne diyeceğim? Bora Bey de dersin ki Tuğçe Hanım bir yazısının redaksiyon işini bana verdi. Kendisinin acil bir işe çıktı, gitti. Bok, tamam mı? Bu kadar basit bir şey yani. Çok bir şey değil. Bak sakın her şeyi berbat etme. Gözüm üstünde. Ne oldu? Sesin kesildi. Evet. Ya Allah. Eminim biliyorsunuzdur. İnsan hariç diğer tüm canlıların süslü ve çekici olan erkektir.
Dişiyi ikna için parlak tüylerini, güzel seslerini kullanırlar. Sizlerin ne parlak tüyleriniz, ne güzel sesiniz, ne de ihtişamlı yeleleriniz var. Buna rağmen sizi eş olarak kabul ediyorsak ve neslin devamını sağlıyorsak... ...bunun tek sebebi alçak gönüllü oluşumuzdur. Allah Allah. Garip. Çok garip. Bana bak. Ne yapmaya çalıştığını biliyorum, boşuna uğraşıyorsun. Ne yapmaya çalışıyormuşum? Tuğçe ile kanka olacaksın, beni kötüleyeceksin değil mi? Böyle kadın dayanışması falan filan. Aa, sen Tuğçe Hanım'la baya baya senin hakkında konuştuğumuzu sanıyorsun öyle mi? Kıyamam, yazık. Yok, rüzgarın reisi geçmedi aramızda. Ne konuştunuz o zaman? Seni ilgilendirmeyen şeyler konuştuk Rüzgar. Oldu mu? Tuğçe'nin masasına kondun, şimdi odasına konacaksın. Ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Sen hiçbir şey bilmiyorsun Rüzgar. Hiçbir şey bilmiyorsun. Tuğçe'nin bir yazı yazacaktı, ona yardımcı oluyordum. Okey? Okey. Tuğçe gibi giyinmeler, Tuğçe gibi okey. Ya kızım bir şey diyeceğim bak, gerçekten kendini rezil ediyorsun. Komik duruma düşüyorsun ya. Gerçekten bak. Yapma. Sen beni düşünüyorsun. Düşünme Rüzgar. Gerek yok. Düşünme sen beni. Ada. Rüzgar. Bana bak. Hı, baktım. Entegrasyon için deneme çekimleri. Teşekkürler. Adayı görmüşken vereyim dedim. İyi yapmışsın. Gerisi bende. Okey, anlaştık. Evrenciğim. Sence Tuğçe bu işi kıvırabilecek mi? Ay ben hiç güvenmiyorum bu kıza. Ya kıvırır kıvırır, bir şey olmaz. Efendim? Ay sultanım, Tuğçe becerikli kız. Bir akıllı da, haritaları da kesişiyor. Ay öyle mi diyorsun? Hı hı. Kesinlikle. Rabbim haritaları kesişenleri birbirinden ayırmasın. Oy! Evren ne yapıyorsun? Parçaladın sırtımı. Ay sultanım, yani enerji çok kötü, enerji. Çok çok çok. Onu çıkarmak için biraz bastırmak gerekiyor. Evren. Hı? Çıkar onu. Çıkar, at gitsin. Bastır. Ay. Ben çalışanlarıma değer veririm Ada. Bu değerin karşılığını da çalışma olarak almak isterim. Tamam mı? Haklısınız Bora Bey, özür dilerim. Şey, Tuğçe Hanım'ın acilen çıkması gerekince ben de yazıyı... Bir iş yapacaksan ilk önce benden izin alacaksın. Haklısınız efendim, doğru. Çok haklısınız. İş yerinde böyle şeylere taviz gösteremem Ada. Hele ki kaos yaratacak şeylere asla. Bora Bey, siz yanlış anladınız. Rüzgar, yani Rüzgar Bey bana dosyayı getirdi. Ben onu... Arabada bekliyorum. Kaçtığımı düşünme. Acil işim çıktı. Ben kullansaydım. Arabaya bin. Ada. Reklam verecek bir inşaat şirketi sahibiyle toplantıya gidiyoruz. Adam binalarıyla övünecek. Biz de dinleyeceğiz. Sen de not alırsın. Tamam. Bu arada muhlama sever misin? Ne? Muhlama. Anlamadım. Anlayacaksın. Son peynir dağıttık. Parmakları yiyeceksin Boracığım. Ona göre. Şu peynirleri de bir arasın. Bir bak şöyle bir bak. Bak görüyor musun nasıl özlüyor? Mahmut Bey çok güzel olmuş gerçekten, ama bir sürü toplantıya başlasak acaba ya, olur mu? Bırak şu toplantıyı ya. Tamam, az kaldı bitecek şimdi. Bekletilmeye tahammülü olmayanlardınız galiba. Şu anda öyle saçma bir yerdeyim ki.
Tesadüf. Ben de. Yalnız mısın? Asistanım yanımda. İyi bir asistanım var galiba. Her yere çanta gibi taşıdığına göre. Bazen anlamakta zorlanıyorum ama iyi sanırım. Kızı. Adı Melek. Memnun oldum. Benim de aslan. Ben de memnun oldum. Aslan mı? Evet. Neden güldün ki? Aslanlar büyük olur ya ondan. Orman çeşitliliğiyle güzel Elif kızım. Herkes baban gibi komando olacak hali yok değil mi? Sen benim babamı tanıyor muydun Aslan amca? Tanıyorum tabii. Anlatsana bana biraz ikisini de. İkisini mi? Hı hı. Annem ve babam mı? Tamam, cennetteler. Beni görüyorlar, biliyorum. Ama ben de onları görmek istiyorum. Anneannemle dedemi soramıyorum, üzülecekler diye. Dayıma da. Bora senin dayın mı? Elif, Elif neredesin? Anneannem, Aslan amca bir daha geldiğinde annemle babama anlat bana, olur mu? Anlatırım kuzum benim. Ben şimdi sana topunu vereyim, tamam mı? Bye bye. Tüh ya. Ulan ne sandık ne çıktı be. Yazıklar olsun bana. Tüh. Hadi canım. Yasemin! Yasemin! Efendim abla. Bir işin ucundan da siz mi tutsanız acaba Yasemin Hanım? Ay canım çıktı sabahtan beri be. Bir ablama bir yardım edeyim yok hiç. Kız şu vitrinin tozunu al bari. Tamam. Ya. Tamam abla. Nereye kız? Hop dur. Hop. Yeni sildim oraları. Ay gizli yapacaksın bütün. Şey yaparım ya. Parmak ucumda giderim. Ya, sen nereye gidiyorsun? Ya abla bıraksana. Vitrin diyorum kız. Nereye gidiyorsun? Abla toz şeysi alacağım ya. Toz şeysi al. İçeride bir sürü toz şeysi. Bak Allah kahretmesin. Kızım içeride bir sürü toz bezi var zaten. Ya şey şimdi. Toz spreyi ya. Toz spreyi reklamları gördüm. Çok iyi temizliyordu. Şey yapayım oğlum dedim. Odamı dedim. Geçen gün dedim. Ona temizleyeyim dedim. Kızgın. Abla ne konuştun ne konuştun ya. Kaç tabii sen ya. Aklın fikrin dışarıda sokakta zaten. Şurada iki iş tutsan şaşarım. Bir şey ya. Toz şeysi alacakmış. Spreyle doğduk sanki. Necmi Bey. Buyurun benim. Ah merhabalar Necmi Merhaba. Bey. Ben Yasemin. Adanın teyzesi. Teyzesini. Ben de kardeşim var diyecektim Ada Hanım'a. İlahi Necmi Beyciğim. Necmi Bey. Siz bugün enişteme bir damattan bahsetmişsiniz. He. Adı Rüzgar mıydı? Ta kendisi Rüzgar, sarı sarı. Mavi mavili çıkı evet. Çıkı. Ay kalktı çocuk ama neyse. Necmi Bey. Buyurun Yasemin Hanım. Benim sizden bir ricam olacak. Ne demek buyurun. Benim ablamın biraz problemleri var. Kendisi biraz asabi. Ya. O yüzden hani bu bahsettiğimiz damat var ya Rüzgar. Artık yok. Tamam mı? Nasıl yani? Yani eniştem size gelip bir daha sorduğunda bu damat meselesini falan... ...ay ben yanlış hatırlamışım diyeceksiniz. Bir daha Rüzgar'dan hiç bahsetmeyeceksiniz. O Necmi Bey. Bunu benim için yaparsınız değil mi? Yapmaz mı ya? Ya senin Necmi Bey. Ay sen ne kadar konuşuyorsun ya? Hadi iyi günler. Ay Allah'ım. Hayır anlamadığım nokta bu niye buna damat yok yani? Her sevgili olana damadı yapıştırıyorsun. Ay. Burada kalıyoruz. Bursa'ya dönmüyoruz adacığım. Ne demek burada kalıyoruz teyzoş? Sen sevinmedin mi kızım? Sevindim. Sevindim teyzoş.
Sevindim, tabii ki de sevindim. Tabii ki de sevindim. Ama ve lakin ben Bursa'daki evi düşünüyorum. O ne olacak? Onu kiraya vereceğiz. Eniştemin işleri ne olacak? Ben dükkanı devredeceğim. Nerede iş olsa yaparım ben. Yapar, yapar. Siz bayağı plan programı kurmuşsunuz, yapmışsınız. Evet. Seni evlendirene kadar buradayız. O ne demek teyzoş? Sen hayırlı bir evlilik yapana kadar Bursa'ya dönmüyoruz demek adacığım. Teyzeciğim, enişteciğim, enişteciğim, enişte. Biz bu konuyu konuştuk daha önce, değil mi? Ben size söylemiştim. Ben evlenmeyi düşünmüyorum. Ben kariyer yapacağım. Ben işime odaklanacağım. Ben böyle ceket giyeceğim, ben böyle ofislerde gezeceğim. Ne demek evlenmeyi düşünmüyorum ya? Ne demek evlenmek istemiyorum Ada? Aa, kariyer yapacağım diyor ya. Kim sokuyor bu kızın aklına bunları? Allah'ım ben neyin peşindeyim, neyin peşinde koşuyorum? Sen ne diyorsun Adacığım? Ya ben de abla geldi aslında. Ben niye buradayım? Ben niye buradayım? Ben niye buradayım? Çık sana orada, bir yaşındayım. Çık sana orada. Çıksana enişte. Bana bak kız. Senin bu Necmi Bey var ya. Ha, bizim apartman görevlisi ne olmuş? Enişteme damada selamlar demiş. Ne? Nasıl? Hayır yani Rüzgar'ı kastettiğini anladım ama neden damada selamlar dediğini anlayamadım. Damada. Müstakbel damat diye demiştir ya. Ha. Ha tabii, tabii öyle demiştir. Tabii başka ne olacak? Neyse ben şimdi adamla konuştum. Adamı bir güzel tembihledim. Bir daha Rüzgar'dan Rüzgar'dan kimseye bahsetmeyecek. Hallettim ben o işi. Teşekkür ederim, iyi yaptın. Kız bana bak, onu bunu boş ver de Burun'un hakkına Tuğçe tohumları ekebildin mi ha? O çok şey ama teyze şey. Ya kadınlığın en önemli silahlarından biri daha işe yaramadı öyle mi? Vay anam vay be. Amma ve lakin. Bunu kalırsan. Amma senin bu yeğenin, şu yeğenin çok daha iyi bir şey buldu. Ne? Bora Bey ile Tuğçe birbirlerinin kim olduğunu bilmeden mesajlaşıyorlar. Yani Tuğçe biliyor aslında Bora Bey ile mesajlaştığını. Bora Bey bilmiyor Tuğçe ile mesajlaştığını. Ve mesajda da aslında yazan benim. He? Bir film vardı ya, senin beğendiğin çocuk vardı böyle uzun boylu, kirli sakallı, esmer. Hoş, evet. O gün böyle mesaj yaşıyorlardı. Ay, ay o film, ay kız o film çok romantikti ya. Sevmiştim o filmi, güzeldi, evet. Aynı o filmdeki gibi, bu ikisi mesaj yaşıyor şu an. Tek farkı, mesajları yazan Tuğçe değil, benim. Ha, yani Bora Bey ile mesajlaşan Tuğçe Hanım değil, sensin. Yani teorik olarak öyle ama pratikte öyle değil. Zaten önemli olan buluştukları zaman Bora Bey'in o mesajları atanın Tuğçe olduğunu görüp anlaması. Peki bu durum senin hoşuna gitmiyordur umarım. Hı? Yoksa gidiyor mu? Yani Bora Bey'le mesajlaşmak. Hoşlanıyor musun sen bu durumda? Niye böyle şeyler söylüyorsun Allah aşkına? Aa, deme böyle şeyler. Burada önemli olan Bora Bey'le Tuğçe'nin mutluluğu. Onların vesilesiyle de benim mutluluğum. Heh, tamam. Hani iyi öyle olsun ama. Öyle zaten. Ama sen biliyor musun? Hani ablam seni evlendirmek istiyor ya. Aklındaki damat adayı kim? Kimmiş aklındaki damat adayı? Hadi bir sen tahmin et bir. Bilmiyorum. Hadi bir tahmin et. Etmem. Kız hadi bir tahmin et. Etmeyeceğim. Kız, yok. Ben söyleyeyim mi? Ha, söyle. Hı. Bora Bey. Bora Bey mi? Hı. Bora Bey. Benim patronum olan Bora Bey. Bora Bey. Ya bu teyzem niye böyle şeyler yapıyor? Yapmasın ya, yapmasın. Olmaz deseydin. Hiç olur mu öyle şey? Bora Bey ne alaka? Rüzgar var. Olur mu öyle şey? Allah'ım ya, bataklık gibi battık diye batıyorum, battık diye batıyorum. Bataklığa düştüm, çıkamıyorum. Hala söylemedin. Neyi pardon? Vizyonların nasıl avlandığını. Avcı olan sensin.
salladım sen biliyor musun? Öyle ortaya mı salladın anlayalım. Ha, para bey, kimle dans ediyorsunuz? Keskin bir bıçağa kan sürerler. Sapından toprağa gömerler. Vizon bıçaktaki kanı yalarken dilini keser. Bir süre sonra kendi kanını yalamaya başlar ve ölür. Tuzakla ya da vurarak yakalasalar kürkü zarar görür. Vahşice. Allah da bunu yapanların cezasını versin. Oysa deniz kabuklarından kolye yapmak hiç de vahşice değil. Deniz kabukları yenmez. Boynunda güzel bir kolyeyle açlıktan ölmek ister misin? Bu haklı gerekçeni Vizon'un yavrularına söylemek ister misin? Kötü gözüküyorsun ki ben nasıl gözüküyorum? Sen iyisin kanka. Emin misin? Ben sen ne yapıyorsun? Şey. Bora Bey'e yazdım da onunla konuşuyorduk. Davet etti miydi Ay kadın yemeğe? Daha o aşamaya gelemedim. Ama geleceğim. Geleceğim değil mi? Dur. Bir yolunu bulacağız. Her şey bitmedikçe bir şey bitmiş sayılmaz. Aynen kanki. Ay tövbe. Saat kaç? Bir şey mi oldu? Hayat memat meselesi Bora Bey. Kapıdayım. Geliyorum. Bora Bey, sizden bir şey rica edeceğim. Dinliyorum. İdeal kadın benim. Ama Tuğçe Hanım, işte. Ama anladınız siz ya. Anladınız değil mi? Anladınız. Bora Bey. Tuğçe Hanım'a aşık olur musunuz? Ya da yok. Yok aşk yok. Aşık olmak yok. Yok vazgeçtim. Aşık olmuş gibi yapar mısınız bir süre rica etsem? Niye? Sizden bunu saklamayacağım. Sakladığım bir şeyler var yani öyle mi? Bora Bey. Biraz evliyim de. Ya. Ha. Rüzgarla. Ya. Ha vallahi. Ama bu salak beni terk etti. Bizim sülalede şöyle bir şey var. İlk aşkın tarafından terk edilip evlenmezsen ömrünün sonuna kadar mutsuz oluyorsun. Vallahi. Böyle söyleyince kulağa biraz batıl inanç gibi geldi değil mi? Ama yok. Gerçek vallahi gerçek. Benim anne, teyze, kuzen, herkes aynı. Rüzgar senin ilk aşkın mı? Evet, ilk aşkım. Emin misin? Evet, eminim, çok eminim. Bora Bey, Tuğçe Hanım'la sevgili olur musunuz? Ya da sadece seni seviyorum derseniz bile yeterli. Vallahi çok ona geçer. Eğer derseniz Tuğçe Hanım benim salağa yol verir. Ben de kocamı alır giderim buralardan. Ha? Tuğçe Hanım zaten size aşık. Da sayılmaz.
Benim salağı da sizi kıskandırmak için kullanıyor. Sizden bir adım görürse benimkini bırakır, yol verir. Rüzgar senin ilk aşkın yani, öyle mi? Evet, öyle. Emin misin? Çok eminim. Şimdi fark ettim. Bora Bey, siz uyumuyor muydunuz? Takım giymişsiniz, neden? Bilmem, sana sormak lazım, bana takımı giydiren sensin. Rüzgar senin gerçek aşkın yani, öyle mi? Evet dedim ya, Ada. Hı. Uyansana iyi olur. Ne? Ada uyan. Nasıl? Ada, uyan Ada. Ada. Kızım, öldün mü uyudun mu ya? Ada. Ada! Ne oluyor ya? Ne? Karşım uyanmıyorsun ya. Yüzünde şapşal bir gülümsemeyle şurada tosur tosur uyuyorsun. Ada Ada demekten içim çıktı ya. Neydi şimdi? Ne neydi? Neydi şimdi? Ne oluyor ya? Geç kaldım, geç kaldım. Kızım bir dur, anlat ya. Geç kaldım. Uf Ada. Geç kaldım. Kızım beni hep merakta bırakıyor ya. Ya basit, aptal bir rüyaydı kızım. Niye abartıyorsun Ada? Sakin ol. Abartma, abartma. Konuya odaklan kızım, konuya odaklan. Konu? Konu neydi? Konu neydi ki? Konu... Konu ne? Ne? Günaydın Tuğçe Hanım. Sabaha kadar uyumadım Ada. Ben de. Ben de uyuyordum. Ya annemin kontrolleri çok geç bitti. İyi mi peki şimdi? İyi, iyi, evet. Rutin kontroller. Akşam aradım, ulaşamadım sana. Nasıl geçti yazışma, ne oldu? İyi. İyi, iyi, iyi. Çok iyi. Gayet, gayet her şey yolunda, gayet. Yoldayım ben. Gelince konuşuruz, anlatırım ben size. Tamam, çabuk gel. Çatlayacağım meraktan. Tabii, gelirim. Çabuk gelirim. Uçarım. Görüşürüz. Akşam yemeğine ne dersin? Akşam yemeğine akşam yemeği derim. Siz başka bir şey mi diyorsunuz? Akşam 10'da Darkest Blue'da. Belki. Kızım sen harikasın. Sen harikasın Ada. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Senin yapamayacağın hiçbir şey yok kızım. Sen yeter ki iste. Canım kendim. Gerçekten çok iyisin. Taş kapıları çerçeveleri kırmazsa ben de hiçbir şey bilmiyorum. Alo, buyurun Bora Bey. Günaydın. Günaydın efendim. Ada.
Bu akşam saat 8'de Dark East Blue'da 2 kişilik yer ayırt. Tamam mı? Tabii efendim. Ayırtırım efendim. 2 kişi değil mi? Tamam, hemen. Şimdi ben size maaşlar kaç gün aksayacak söyleyeceğim. Bu iş garipleşti ama. Ben masamdayım. Hadi bakalım. Sonuç? Sonuç şu. Şimdi siz akşam saat 8'de karşılaşıyorsunuz. Siz avcının Bora Bey olduğunu görünce aa diye şaşırıyorsunuz. Bora Bey de ideal kadının siz olduğunu görünce. İtiraf etmeliyim. Bu kadarını beklemiyordum. Ya da aferin sana. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Evet, ne var? Şimdi Bora Bey sizi görünce, yani etkilendiği kadının siz olduğunu görünce aklına kim gelecek? Kim gelecek? Rüzgar gelecek. Rüzgar niye gelsin aklına? Tuğ canım. Siz rüzgarla çıkıyorsunuz ya. Sevgilisiniz ya siz. Evet. İşte Bora Bey de ofiste yanında çalışan bir çalışanın sevgilisiyle romantik bir akşam yemeği yemiş oluyor. Yani buna ne centilmenliği ne de gurur izin verir. Doğru diyorsun. Doğru diyorum. Ne yapalım yani? Ne demek bu? Bence gayet açık Rüzgar. Dün akşam uzun uzun düşündüm. Biz birbirimize çok uygun değiliz. Anlık bir heyecandı sadece. Kerem Hanım, yani bunu herkesin içinde mi konuşalım? Baş başa konuşmayalım mı? Ben zaten herkesin içinde seni öperek bir hata yaptım. Şimdi yine herkesin ortasında diyorum ki bitti. Bitti. Ama bu arkadaşlığımızın da biteceği anlamına gelmez Rüzgar. Yani ben senin arkadaş kalmak isterim. Yani her zaman hayatımın, kalbimin bir köşesinde olabilirsin. İyiymiş. Ada, ne oluyor burada? Bora Bey. Bora Bey. Tuğçe'nin Rüzgar'a yol verdi. Yol mu verdi? Ne demek o? Ayrıldı. Bastı tekmeyi. Anneciğim. Kendi hayatları. Hayırlısı olsun. Senin ne işin var burada? Neyse. Al. Mutfağa götür. Hayırlısı oldu. Oldu tabii hayırlısı. Şimdi sırada sizin bu duruma sevindiğinizi Tuğçe Hanım'a göstermekte. Konuşacak bir şeyimiz kalmadı Rüzgar. Tamam. Tamam. Ne oldu? Anlaşılan Rüzgar balyozu kafaya yedi. Kendine gelmesi zamanı var. Ada. Konuşalım mı? 2 dakika. Of. Sultanım. İçerideki şovunuz vurucu olmakla birlikte ben sebebini anlayamadım. Yani bunları hiç konuşmadık sizinle. Ne zamandan beri sana açıklama yapmam gerekiyor benim? Estağfurullah sultanım, yani biz bu planı sizinle birlikte kurduk. O yüzden diyorum. Seninle bir kere işbirliği yaptık diye sonsuza kadar her hareketimi, her adımımı sana soracak değilim. Evroş. 27 değil mi? Hep o sokuyor bunlar sizin kafanıza. Bir kere onun adı 27 değil, Ada. Ve şöyle bir baktım da bayağı da bir umut vaat ediyor Evrencim. Ne de olsa koyunun olmadığı yerde keçi kendini Abdurrahman Çelebi sanırmış. Sultanım, keçi ben mi oluyorum? Evren, işim var benim. Sultanım, umarım yanlış insanlara güvenip yanılmıyorsunuzdur. Üç günlük bir kadın için beni terk edersen
Olacağı buydu. Söylemiştim sana. Senin bu olayla bir alakan var mı? Anlamadım. Tuğçe'nin beni terk etmesiyle bir alakan var mı? Eğer varsa. Varsa ne? Sana yaptıklarımın intikamını aldın demektir. Ben Tuğçe'ye gerçekten aşık oldum Ada. Onsuz bir hayat düşünemiyorum. Yani seni de sevdim. İnan ki sevdim. Ama aşk öyle bir duygu ki bambaşka bir duygu. Yani ayıp tanımıyor, engel tanımıyor. O kadar çok acı çekiyorum ki Ada. Bak, beni anlamanı beklemiyorum senden. Gerçekten. Ama eğer bir gün sen de aşık olursan beni anlayacaksın. O yüzden bu işte bir parmağın varsa lütfen dur. Lütfen. Lütfen. Sana aşıktım Rüzgar. İstesem duramam artık. Çok geç. Sen benim ilk yere ayırttın mı? Ayırttım Bora Bey. Siz söyler söylemez ayırttım. Hallettim. Güzel. İş yemeği mi? Hayır. Ben geliyor muyum? Yok. Gerek yok. Tamam, siz bilirsiniz. Yani ben belki ihtiyacınız olursa diye not falan almak gerekir, bir şey olur. O yüzden söyledim. Efendim? Ay yok bir şey, ben kendi kendime konuştum. Hissedemedim. Bora Bey, bir şey ister misiniz? Ben kahve alacağım da. Evet. Sen Tuğçe'nin yasına yardım ediyordun. Ne oldu o iş? Bitti. O iş bitti. Hallettik. Bitti. Dün Tuğçe de özel falan dedi. Sonra çıktı gitti. Benim bilmem gereken bir şey var mı? Evet. Evet Bora Bey. Bora Bey. Bora Bey. Ne oldu Ada? Tuğçe Hanım'ın anacığı bir operasyon geçirmiş. Öyle mi? Öyle. Neyi varmış, ne operasyonu geçirmiş? Kadınsal bir mevzu. Miyom. Miyom var ya, miyom. Küçük miyomlar. Onlar alınmış. Yani şey, iyi huylu tümör. Ciddi bir şey mi peki? Ona göre ben gidip bir geçmiş olsun diyeyim. Aa yok yok. Yok be, ne olacak? Şey, iyi huylu zaten, bir şey olmaz. Yani küçük bir operasyon ama hassas konu. Konuşmak istemeyebilir. Çok da üzülüyor. Kıyamam. ama isterseniz sizin adınıza güzel bir geçmiş olsun çiçeği yollayabilirim Tuğçe Hanım'a. Tamam, gönder. İyi düşündün. Halletsen hadi. İyi düşündüm valla. Düşünürüm ben. ne güzel işte kızım, yemek memek derken oldu bu iş ya. Aynen. Rüzgar'a da tekmeyi bastı. Oha, bomba haberi sana saklamışsın ha. Hı hı. Rüzgar'la konuşacaksın değil mi? Ben onunla konuşmadan o benimle konuştu zaten. Şşş, yüzsüze bak. Ne diyor? Tuğçe'ye aşık olduğunu söylüyor. Eğer ayrılmalarına benim payım varsa? Durmamı istiyormuş. Hırsıza bak ya. Karşım bak, sen ona hiç takılmıyorsun tamam mı? Tam yol ileri. Öyle, öyle tabii öyle. Senin bu sesin hali ne? Kızım, sen az önce büyük bir zafer kazandın ya. Şans senden yana, her şey yolunda, her şey istediğin gibi. Hadi ya, göster kendini.
Doğru. Doğru diyorsun Selin. Benim işimi kapatmam lazım. Konuşuruz. Tamam? Görüşürüz. Her şeyin mıy mıy. Bora Bey bekliyor. Hadi. Bekle. Bana emir verme. Bora Bey. Sakın. 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 Hayır. Hayır tuvalete. Hadi tuvalete. Tuvalete git. Tuvalet, tuvalet, tuvalet. Tuvalete git. Oraya, oraya gitme. Bora. Müsait misin? Müsaitim tabii. Gel. Nasılsın Tuğçe, iyi misin? Gayet iyiyim. Süper. Bora Bey! Bora Bey, görmeniz gereken önemli dosyalar var. Tamam adacığım, masama bırak, gelince bakarım. Hayır ama çok önemli, şimdi bakmamız lazım. Hadi gidelim. Masama bırak. Ada, hadi. Tamam. Hadi. Tuğçe'cim bak, bugün şirkete gelmene hiç gerek yoktu. Eğer eve gitmek istersen... Neden? Anlamadım. Ada bahsetti bana olanlardan. Ha. Yok canım, hiç gerek yok. Hem bence böylesi çok daha hayırlı oldu. Sence de öyle değil mi? Tabii yani. Önemli olan erken fark edilmiş olması. Aynen öyle. Erkenden fark edip kestirip attık. Bak böyle durumlarda nüksedebileceğini duymuştum. Umarım böyle bir şey olmaz. Ha? Ne dedin? Pardon, duyamadım. Umarım bir daha tekrarlamaz diyorum. Yok, asla olmaz. Hiç sanmıyorum. Mümkünatı yok, ihtimali yok. Hayatta olmaz. Anladım. Bak, yaşandı ve bitti. Kendini sakın üzme, sen bana lazımsın. Ay. Eğer bir ihtiyacın olursa... Tabii, çok teşekkür ederim. Tuğçe Hanım. Evet, benim. Bunlar size efendim. Ah. Kimden acaba bunlar? Bence teşekkürler. Kimden gelmiş acaba, değil mi? Çok güzel ya. Geçmiş olsun. En doğru şeyi yaptın. Her zaman yanındayım. Şimdi ve daima. Bora. Ay. Ya inanmıyorum. Sen ne kadar düşünceli, ne kadar romantik bir adamsın. Ata. Evet. Hasta birine ne gönderilir Ada? Dur ben cevap vereyim. Orkide gönderilir. Taze çiçeklerden bir buket gönderilir. Hiç olmadı, hiçbir şey bilmiyorsun, bozlay gönderirsin ama sen ne gönderdin Ada? Sen ne gönderdin Ada? Gül. Gül. Sadece gül değil. Kırmızı gül. Ama Bora Bey, herkes orkide gönderir. Ben değişik... Sus! Bir de kırmızı gül gönderdin yetmemiş, düzinelerce göndermişsin. Kaç gül vardı orada? 33. Kaç? 33. Sen koydun. Ben neden ortağıma durup dururken 33 tane kırmızı gül gönderdim acaba? Neden? Tuğçe Hanım'ın annesinden 3 tane miyom alınmış. Ben miyom başına 11 tane hesap ederekten daha da mutlu olurdu. Ada çık! Ada çık dedim. Bir sürü yüzünü görmek istemiyorum. Yoksa çok fena kalbini kıracağım. Çık. Çık! Şakir'in yok kızım. Vallahi yok, billahi yok. 66 tane gönderseydin keşke. Bora bana ne yollamış biliyor musun? Ay ben de tabii ki biliyorsundur sen. Ay neyse, tam 33 tane gül hem de kırmızı. 33 mi? Bu ne demek ki şimdi? Yani seni seviyorum demek değil de ne? Evet, hem de 33 kere. Of, ben gidip açık açık konuşayım diyorum. Ha? Ada, güller ne demek biliyorum diyeyim ona. Yok, yok, yok. Yok, sakın. Sakın, olur mu öyle şey? Öyle bir şey yapmayalım. Geceyi bekleyelim. Tabii. Ha. Şimdi geceyi bekleyelim. Ha. Şimdi o beyefendi sizi güllerle ne yaptı? Şaşırttı. Şimdi sıra ideal kadın olarak karşısına çıkma sırası sizde. Şimdi şaşırtma sırası kimde? Bende. Evet. Of, çok haklısın. Evet, şaşırtma sırası bende. Tamam, o zaman bana şans dile, tamam mı? Tamam. İyi şanslar.
adam. İyi şanslar kızım. Bora Bey. Afiyet olsun. Aa. Ah yengecim. Aa, Ali. Yengecim bu ne güzellik. Ne zarif bir kadın, leopar gibi. Hayırsız, nerelerdesin sen? Elif'in doğum günü olmasa göremeyeceğiz yüzünü. Aa, hayırsız lafını asla kabul etmiyorum. Yani sürekli kalbimdesiniz, zihnimdesiniz. Hatta rüyalarımda sürekli ikinizi birlikte görüyorum. Aa, yalana bak. Ali. Aa, Ali. Güzelliğim, güzelliğim ne olur. Kocaman olmuşsun ya. Ne? Zamış mı boyum? Zamış tabii boyum. Baksana ben ne kadar aşağıda kalmışım. Ali, hadi geç otur. Tas kebabı yaptırdım, sen çok seversin. Tamam. Gel bakayım şöyle, gel gel geç. Geldim amcacığım. Hı. Nasıl gidiyor bakayım şirkette işler? Şirkette işler gayet güzel amcacığım. Şimdi Bora büyük bir reklam anlaşması yaptı. Hı. Güzel gidiyor yani. İyi iyi iyi. Peki o ihanet edeni buldunuz mu? Ha, o ihanet edeni şimdi araştırıyoruz. Ama çok yakındır yani, yakında bulacağız. Bora'ya söylesem ağzımı açtırmayacak, susturacak beni ama. İki telefonda hallederim bu işi ben. Hayatım karışma, bak çocuklar kendi aralarında halletmeye çalışıyorlar. Yapıyorlar bir şeyler işte. Canım benimki bir teklif zaten. İki telefonuma bakar şak diye biter bu iş. Hayatım, Zafer'cim arama sen o iki telefonu artık, arama. Sen emekli oldun hayatım. Ali. Nasıl gidiyor bizimkinin o işleri? O işleri? Demdem bu. Aşk meşk işleri işte oğlum. Ha aşk meşk yani güzel güzel gidiyor herhalde. Bilmiyorum ki, beni çok o alana sokmuyor. Yani o durumlarda kapsam alan dışında. Hoş geldin kuzen. Kuzen hoş buldum. Çapraz sorguya almadan önce öğle yaklarını anlattınız mı? Sen bir yere mi gidiyorsun? Evet. Nereye? Bir arkadaşımla buluşacağım anneciğim, eğer müsaade edersin. Oğlum birlikte yemek yiyeceğiz. Sen çok seviyorsun diye tas kebabı yaptırdım. Hem bak Ali de seni görmeye gelmiş. Ayıp olmuyor mu? Olmaz. Olmaz anneciğim. Ali beni ofiste her gün görüyor. O sizi görmeye gelmiştir. Aileler birbirlerini her gün görürler. Normali bu. Sıkılmak anormal. Prenses. Yemeğini yiyor musun bakayım? Aferin sana. Bak ben bu akşam masal okumaya yetişemeyebilirim, tamam mı? Bir işim var ama sen beni bekleme. Sabah görüşürüz, olur mu? Ya. Yasın Mansu yok, yoksa seni gıdıklamaya başlarım. Anlaştık mı? Bir tane öpeyim ben. Oh, aferin. Ali. Efendim. Baksana iki dakika. Amcacığım, yengecim izninizle birazdan aranızda olacağım. Elif. Afiyet olsun. Görüşürüz. Hadi kızım, soğutma tas kebabını, başla. Ne oldu kuzen? Kuzen. Heh. Bu akşam biriyle buluşacağım. Oho, kimle buluşuluyor? Yeni yazı dizisi için. Yeni yazı dizisi mi? Kuzen, daha bu röportajı kimin sabote ettiğini bulamadık. Yani bu doğru bir hamle mi sence? Oğlum benim de niyetim yoktu. Öylesine bakınıyordum. Ama o kadar sert geldi ki dayanamadım. Ha, sert geldi derken? Sağlam geldi yani. Kız bana çok benziyor. Bir o kadar da benzemiyor. Garip bir şey. Ya kuzen, bir şey diyeceğim. Sen acaba bu kızdan hoşlanıyor musun? Öyle bir şey sezdim çünkü. Ne alakası var? Ha? Ne alakası var? Eğer bu kız benimle yazıştığı kadar iyi bir yazarsa ona hiç bile teklif edebilirim. Bu başımıza gelenlerden sonra senin de buluşmaya gittiğimi bilmeni istedim. O kadar. Hah. İyi, gidelim o zaman, ben de geleyim. Niye? Niye geliyorsun? İşte geleyim, yanında durayım diye. Hadi saçmalama kuzen. Tamam, gerek yok. Ayrıca ben bu buluşmayı Dark Blue'da ayarladım. Tanıdık mekan, sıkıntı yok. Konuştum çocuklarla. Ha. Ayrıca sen içeriği düşün. Çapraz sorgu. Senin cebede savaş daha zor. Hadi. İyi tamam, ben geçtim o zaman. Ben birazdan geçiyorum. Görüşürüz.
Tuğçe, senin ne işin var burada? İyi akşamlar abici. İdeal kadın. Ta kendisi. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Sürprizlerim devam edecek. Oturalım mı? Lütfen. Lütfen. Teşekkürler. Hava sıcak bastı da. Daha yeni başlıyoruz. Tuğçe. Evet. Geç kaldığım için özür dilerim. Sen burada oturuyordun zaten ben içeri girdiğimde. Hayır Tuğçe. Sana geç kaldığım için özür dilerim. Geç ederken diye bir şey yok. Sen tam vaktinde geldin Bora. Hoş geldin ideal kadın. Hoş buldum. Bırak beni, bırak, bırak beni, bırak! Ay, bırak! Bıraksana beni! Bıraksanıza ya, bırak! İdeal kadın benim! Hayır, benim! Hayır, benim! Hayır, benim! Bir zamanlar bendim. Evet! Evet, hepimiz ideal kadınlarız. Aşka inanmış, inandığı yolda yaralanmış kadınlarız biz, evet. Sen, sen bacım, sen, sen, sen söyle. Mutlu, huzurlu bir yuva hayal ederken, seramik tabanlı tencere seti bakarken, o nişanlın olacak ayı. Ucuz ucuz hatunları stoklarken, yakaladın değil mi? Yakalandı, işte o zaman kestin saçlarını değil mi? Ah ah. Peki ya sen? Sen sarışın bacım, sen. Tüm hücrelerin çikolata diye bağırırken, sen bir parça bitter çikolata yedin diye vicdan azabı çekmedin mi? Kahrolmadın mı? Oldun değil mi? Oldun olursun. Erkekler. Ey erkekler, neden başlığınız önde erkekler? He? Biz sizden ne istedik ya? Ne istedik biz sizden? Biz sizden ilgi istedik, alaka istedik. Biz sizden merhamet istedik, sevgi istedik. Doğum günümüzü hatırlayın istedik. Yıl dönümümüzü unutmayın istedik. Ama siz ne yaptınız? Her şeyi, hepsini unuttunuz. Ama tuttuğunuz takım, hangi yılda, hangi takıma, kaçıncı dakikada kaç gol attığını unutmazsınız siz. Ama bizi unutursunuz. Ne istedik biz sizden? Ne istedik? Biz sizden aşk istedik. Onu da veremediniz ya. Aşk olsun. Aşk olsun! 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 Ödüm koptu rüzgar. Ne demek oluyor şimdi bu? Nereye gidiyorsun? Pardon? Çok şıksın. Nereye? Sen bana hesap mı soruyorsun? Biraz hakkım var gibi ha. İn arabadan. İneyim. Evet in lütfen. Peki. Rüzgar. Şu anahtarı verir misin bana? Hadi.
Ya tatmin edici bir cevap olana kadar vermeyi planlamıyorum ya. Ne duymayı bekliyorsun? Zaten söylenecek her şeyi söyledim. Bak anlık bir hevesti. Ayrıca arkadaş kalabiliriz diye konuşmuştuk. Abartmayalım olur mu? Adaya fazla güvenme. Adayla ne alakası var? Nasıl gireceğim? Nasıl gireceğim ki? Ya Tuğçe beceremezse? Ona ihtiyacı olursa? Allah'ım. Allah'ım. Mutluluğun Tuğçe'nin bu akşamki performansına bağlı kızım. Hadi girersin ya. Birine bakacağım de. Bakıp çıkacağım de. Girersin. Pardon. Tuğçe. Ben geldim. Ben de. Köşede oturuyorum. Üzerimde lacivert bir ceket var. Ben seni değil, sen beni bulacaksın. Hala bulamadın mı beni? Gelecek misin, gelmeyecek misin? Beni bulmanı bekliyorum. Bu saçmalığı harcayacak zamanım yok. Hadi ama, sen eğlenceli biriydin. Gerçekten sana bu soruyu sormaktan bıktım. Senin ne işin var burada? Ben sana senin yüzünü görmek istemiyorum demedim mi? Siz ciddi misiniz onunla? Ciddiydim. Değildiniz. Senin ne işin var burada Ada? Yok şey Bora Bey ben... Anahtarınız. Anahtarınızı unutmuşsunuz ofiste, ben de onu getirdim size. O benim evimin yedek anahtarı. Ve masamın çekmecesinde duruyordu. Sende ne iş var? Hayır. Hayır, masanın üstünde duruyordu. Ortaya bırakmışsınız. Ben de unutunu sandım, getirdim. Kapıda kalmayın diye getirdim. İnsanlık yaptım da getirdim size. Nereye? Kalkıyor muydunuz? Neden kalkıyordunuz? Misafirinizden de gelmedi mi? Nerede? Tuvalette mi? Yok Ada. Gelemeyeceğini söyledi. Gelirdi. Bekleseydiniz gelirdi. Aç mısın? Nasıl? Karnım diyorum, aç mı, aç mısın? Açım. Açım, çok açım. Kurt gibi açım. Hayır, hayır. Dur, dur, dur. Gel benimle. Hadi Ada. Hadi. Vermezsen verme ya. Ben kendim giderim. Taksi. Kardeş devam etsin. Ay yok, bir saniye durur musunuz? Yok artık ya, senin yaptığın bayağı zorbalık. Tamam bak lütfen ya. Ya bir yere oturup konuşalım. Yarım saat, sadece yarım saat lütfen. Oho. Zorbalar lütfen lafını biliyor muymuş? Sen hem zorbalık yap hem de lütfen oturalım de. Lütfen. Gitmem lazım. Bak geç kalıyorum. Tamam. En azından nereye gideceğini söyleyebilirsin. Bak sabrım taşıyor artık. Haberin olsun. Hadi kardeşim.
Bora Bey, biz gerçekten burada mı yemek yiyeceğiz? Bu kadar sevmez misin? Hayır, ben severim, severim de sizin seveceğinizi pek düşünmemiştim. Neden? Yani siz öyle daha çok restoran falan o tarz bir yer olur gibi. Öyle gelmişti. Yani ben öyle restoranları mesela sevmiyorum. Yani benim cebimde o restoranı alacak kadar param olsa bile ben sevmem. Rahatsız oluyorum, gitmiyorum. Ruhum fakirse. İnsanlar oraya yemek yemeye gitmez arada. Ondandır. Nasıl yani? O tip yerlere gidenler oranın yemeğini değil de şöhretini yerler. Siz buna ihtiyaç duyacak bile değilsiniz ama. Ben ihtiyaç duyanlarla çalıştığım için oradayım. Siz de sevmiyorsunuz yani. Ne evet ne de hayır. Umursamıyorum diyelim. Vay Bora abi. Tufi ne haber? Neredesin be abi? Çalışıyoruz Tufi. Oğlan ne yapıyor? Sayende iyi abi. Eyvallah. Biliyorsun. Her zamankinden. Aynen öyle. Ekmeğin için alıyorum. Aynen öyle. Bolaca yarım. İyi unutmamışsın. Hanımefendi sizinki nasıl olsun? Aynısından. Karşısına. Ada sen geç şöyle otur ben geleceğim. Hadi. Tamam. Nasıl gidiyor işler? İyi be abi şükür. Ben geldim. Biraz geciktim. Kusura bakma. Aynı bildiğin gibi. Yoğunluk. Allah kolaylık versin. Sana bu saçmalığı harcayacak zamanım olmadığını söylemiştim. Bir daha yazma bana lütfen. Saçmaladın artık. Farkındasın değil mi? Tuğçe bak farkındayım. Sadece nedenini öğrenmek istiyorum. Öğrendin. Öğrendin. Daha kaç kere açıklayabilirim? Sadece sen kabul etmek istemiyorsun. Bu da senin problemin. Bak Rüzgar canım fena halde sıkkın. Anahtarlarımı ver. Ok. Beni kendine aşık ettin. Ve bu benim sorunum. Öyle mi? Ay. Bir tane öpücükle aşık olabileceğini düşünemedim. Kusura bakma yani. Özür dilerim Rüzgar. Ama bu çok ağır oldu. İstersen burada, restoranın ortasında burada durup sabaha kadar neden yürümediğini ve neden asla ve asla yürüyemeyeceğini konuşabiliriz, tartışabiliriz ama her seferinde aynı sonuca varırız. Bitti. Tuğçe. Bak ben hayatımda hiçbir kadın için böyle bir şey hissetmedim. Gerçekten. Anahtarımı ver. Benim olacaksın. Tuğçe. Çok iyi. İnanılır gibi değil. Bora abi, siz daha buralardasınız değil mi? Kovmuyorsan buradayız Tuğçe. Estağfurullah abi. Benim ekmeğim azalmış da bir koşu gidip alıp gelsem göz kulak olur musunuz? Tamam Tuğçe olur. Sen git gel biz buradayız. Eyvallah. Kralsın abi. Eyvallah. Bora Bey, vallahi hiç tahmin etmezdim böyle bir yerde yemek yiyeceğinizi. Hatta burayı biliyor olmanız bile beni çok şaşırttı. Neden? Oradan hanım evladı gibi duruyor. Yok yok hayır. Hayır ondan değil. De, ne bileyim. Herkesin üç kişiliği vardır ada. Olduğu, olduğunu sandığı ve göründüğü. Evet. Pardon, buraya kim bakıyor ya? Bize oturmak yasak. Bize dinlenmek günah. Buyurun ben bakıyorum. Takım elbiseyle Mehmet şaşırdınız çünkü ben işimi ciddiye alıyorum. Buyurun ne istemiştiniz? Bir yarım bir çeyrek usta. Bir yarım bir çeyrek. Size iki tane yarım yapıyorum. Karnınız doysun tamam mı? Eyvallah sağ olasın. Acı olsun mu? Olsun olsun iki daire. Tamam siz geçin şöyle. Ada. Koş gel buraya. Koş 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 hadi. İki ayran kap şuradan. Hadi müşterilere koş.
Hadi Ada, hadi. Hadi. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. İzle. İzle de öğren. İnanılmaz. Tufi, eline sağlık. Biz gidiyoruz. Afiyet olsun. Yine bekleriz abi. Eyvallah. Geleceğiz. Eline sağlık. Afiyet olsun. Hoşça kal. Yine bekleriz yenge. Ada. Sırt tutmayı bilir misin? Tabii. O zaman şirkettekilere gündüz bir iş adamı, gecede kokoreççi olduğumu söylemezsin. Söylemem. Sonsuza kadar aramızda. Sana güveniyorum. Beni hayal kırıklığına uğratmayacaksın değil mi? Uğratma. Güzel. O zaman iyi geceler. İyi geceler. Hapiste görüşürüz. Görüşürüz Bora Bey. Görüşürüz. Seni geçemem zaten orada. Bora Bey. Hadi. Ay ay. Güneş. Ah güneş. Ah güneş. Girebilir miyim? Girdin bile. Dün gece için konuşmak istedim yani. Ben biraz fazla abarttım galiba. Özür dilerim. Biraz. Yani sen de haklısın. İş falan derken bayağı stres altındasın. Rüzgar ne yapıyorsun? Rahatlamanı istiyorum. Ben sana huzur vermek istedim Tuğçe. Endişe kaynağın olmak değil. Tamam. Senin istediğin gibi olsun. Arkadaş olalım. Benim için senin mutluluğun önemli. Tuğçe Hanım, sizinle biraz konuşabilir miyiz? Gel Ada, gel. Konuşalım. Ben işin başına döneyim. Görüşürüz. Kolay gelsin. Canım siz ne yapıyorsunuz? Bu ne şimdi böyle Rüzgar Bey'le? Bir Rüzgar'la arkadaş kalmaya karar verdik Ada. Arkadaş kalmaya mı karar verdiniz? Ama Tuğçe Hanım yani Bora Bey'in bu konu hakkındaki tavrını biliyorsunuz. Yüzük yüzük kuyruğuna geldik. Tam da istediğiniz şeye yaklaşmışken. Hiçbir şeye yaklaştığım falan yok Ada. Avcı yani Bora beni bir daha görmek istemediğini söyledi. Ve çevrim dışı oldu. Siyah bir ekran, offline. Olur öyle şeyler ya, sosyal medya bu. Bence gidin, siz kendiniz söyleyin. Böyle yüz yüze, face to face. Heh. Bu sabah biraz gecikecek. Gidin hadi, kalk, kalk git. Neyi söyleyeyim? Neyi söyleyeceğim? İdeal kadının siz olduğunu. Denedin galiba sen. Olmaz, hayatta olmaz. Bora'ya göre ideal kadın onu ekti, bekletti. O da bu saçmalıklara katlanacak vaktim yok diye mesaj attı. Hayatta olmaz. Asla söylemem. Ne yapacaksınız peki? Bilmiyorum, bilmiyorum. Vardır bir yolu ya. Buluruz bir şey. Ha, isterseniz... Ben biraz yalnız kalıp düşünmek istiyorum. Ada, olur mu? İzin verir misin? Neyi düşüneceksiniz? Neyi? Doğru kararı verip vermediğimi.
Tamam. Tamam, o zaman siz düşünün. Düşünün Tuğçe Hanım. Güzel güzel düşünün. Pozitif düşünün siz. Pozitif olun siz. Rüzgar taktik değiştirdi. Tuğçe'ye dostça yaklaşmaya çalışacak. Kız, ben çok korkuyorum Tuğçe Rüzgar'a döner diye. Vallahi karşımsan yani, elinden geleni yaptın. Kadının yerine Bora Bey'e bile yazdın. E bıraksan mı artık yani? Asla. Asla. Hayır. Hayır. Tuğçe Rüzgar'a dönmeyecek. Ben sonsuza kadar mutsuz olmayacağım Selin. Tamam mı? Bir yol olmalı. Bora Bey'in Tuğçe'ye yeşil ışık yakmasının bir yolu olmalı. Ve ben bulacağım o yolu. Sen görürsün kız, bulacağım ben onu. Bora Bey gibi Tuğçe'yi mi arasan acaba? Yani bir o kaldı çünkü. Nasıl yani? Merhaba Tuğçe. Ben Bora. Seni seviyorum. Ha. Rüzgar'a sakın geri dönme. Sen bir dahisin. Seni öpeceğim, tamam. Selin, yarın görüşürüz, konuşuruz. Bay bay, öptüm. Allah'a emanet. Evet. Evet. Siz bir telefonda konuşun bakalım ya. Allah Allah. Ada, bilmem gereken bir şey var mı? Görüşmek istediğiniz influencerlarla olası bir toplantı saati üzerine konuştuk. Güzel. Bir de bugün saat 1'de Büyükbaş Hayvan Yetiştiricileri Kooperatifi üyelerine e-pazar hakkında bir sunumumuz olacak. Bugün müydü o? Bugündü. Kahretsin. Neden hatırlatmadın? Hadi söyledim. O zaman bir kez daha hatırlatacaksın o da. Hiçbir hazırlık yapmadım. Neyse ki. Ne gülüyorsun? Neyse ki ben buradayım Bora Bey. Ben size sunumu yazdım. Konuşma metnini hazırladım. Buyurun. Sen mi yazdın? Ben yazdım. Bir bakın. Bir bakın. Umarım beğenirsiniz. Eklemek, çıkarmak istediğiniz bir şey olursa hemen bana söyleyin. Ben bir not alayım. Prova ister misiniz? Bir prova alalım. Saçmalama. Prova ihtiyacım yok. Provasız olmaz. Süresini hesaplamak lazım. İnsanlar sıkılıyor mu bakalım, beğenecekler mi, şey olacak. Hadi tamam. Tamam. O zaman başlayalım. Buyurun. Size tek bir şey soracağım. Aşık mısınız? İşinize aşık mısınız? Eğer öyleyse her şeyi yaparsınız. Yanlış anlama ama bu adamlar büyükbaş hayvan satıyor adam. Yani aşkı meşki. Karıştırmasak mı acaba? Dert değil. Attım gitti. Onu attık onu. Hayatımızdan çıktı. Aslında söyleyecek fazla bir şey yok. Her şey gün gibi tüm çubukların ortada. Bora Bey, ben size... Olmaz. Nasıl olur Ada? Yani tane tane, tek tek, noktasına virgülüne kadar güzelce bana okursanız ki ben anlayayım ne yaptık, ne ettik, güzel tamam, oldu. Tamam. Aslında söylenecek fazla bir şey yok. Her şey gün gibi tüm çıplaklığıyla ortada. E-ticarette varsanız varsınız, yoksanız yoksunuz. Bir Japon atasözü der ki, uzak ormanlarda bir ağaç devrilirse ve onu kimse duymazsa o ağaç devrilmiş sayılır mı? Hı. Güzel. Bunu beğendim. Teşekkür ederim. Ticaret hayatım boyunca öğrendiğim tek şeyin değişen koşulla ani rüzgar değişimlerinin öngörülebilen risklerin bertaraf edilmesi önem arz etmektedir. İşte bu noktada e-ticaret bir nevi rüzgar gibi görevi yapar. Rüzgarın nereden estiğini size bildirir. Siz de dümeninizi oraya kırarsınız. Burası biraz fazla karışık olmamış mı? Karışık. Karışık. Attım gitti. O karışıklığı hemen düzelteceğim. Karışıklıklar düzeltilecek, evet. Büyükbaş hayvan yetiştiricileri işlenmiş et ürünleri kooperatifinde bu tip listelerle karşı karşıyadır. Bir yandan pazarı elinde tutup bir yandan da rüzgarla boğuşmak için e-ticarette daha aktif yer almak gerekir. Evet. İnternet ortamında aktif bir şekilde var olursanız değil rüzgar, tayfun, fırtına, bora çıksa vız gelir, tırs gider. Aynen öyle. Yanlış anlama ama bu vız gelir, tırs gider biraz argo olmamış mı? Aa işte iyi ki okuduk, iyi ki okuduk. Yazınca öyle olmamıştı. Okuyunca benim de kulağım öyle geldi, attım gitti. Tamam, çıkar onu da. Nasıl olmuş? Genel olarak böyle. Güzel. Teşekkür ederim. Oo, yarım saat kalmış, ben gidiyorum. He, tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Her zaman.
Allah'ım bırak şu telefonu. Bırak, bırak. Allah'ım lütfen. Aa, bıraktı. Ada, ada, ada. Ada yok. Aa, 27 diye kaydetmiş. Gel. Bora Bey. Bora. Böyle iyi. Efendim Bora? Tek bir şey soracağım. Aşık mısın? Anlamadım. Aşık mısın Rüzgar'a? Annem ne Rüzgar'ı, saçmalama. Ne oldu, kıskandın mı? Eğer öyleyse... Öyleyse? Et ihtiyacım var. Ne eti, anlayamadım. Tüm çıplaklığıyla olsa da. Ay yok öyle bir şey diyorum ya. Sana bitti gitti Rüzgar. Biz sadece bir saçmalıktı yani. Arkadaşız biz onunla şu an. Uzak ormanlara gidelim. Avcı seni. Çıplak bir şekilde. Aa, ay Bora ne diyorsun ya? Bana bir ateş bastı. Ay deli şey. Rüzgar büyükbaş hayvan. Ya bırak şimdi Rüzgar'ı ya. Sen söyle, durdun durdun da şimdi niye coştun birden ha? Rüzgar'ın bertaraf edilmesi lazım. Ya ben ettim diyorum, bertaraf ettim ben. Sen söyle, soruma cevap ver ha. Nereden çıktı şimdi bir anda? Et ihtiyacımın karşılanması lazım. Vahşi seni. Rüzgar vız gelir tırs gider. Ay yeter Rüzgar da Rüzgar ya, yeter. Sen konumuza dön bakalım. Ne diyorduk? El ele uzak ormanlara gidelim. Ay, orman diyorsun ha. Of ya, delisin sen. Uf, yanaklarım kıpkırmızı şu anda. Deli, deli, deli. Eğer öyleyse dümeni bana kır. Ben bodoslama, bodoslama geliyorum sana o zaman şu an. Rüzgar büyükbaş hayvan. Ay. Yeter Rüzgar, Rüzgar fenalık geldi içime ya. Tamam hayvan, evet büyükbaş hayvan. Boş ver onu da. Hayvan, hayvan oldu hayvan. Hayvan. Ay, alo, alo. Ay, kapattı. Ay, ay bana bir şeyler oluyor. Allah'ım, Allah'ım sen günah yazma ya Rabbim. Ay, oldu mu acaba? Oldu, bence oldu. Otur şöyle bakalım. Bora aradı. Aa, ne dedi? Seni çok seviyorum dedi. Of. Başka ne dedi? Rüzgar'a takmış gerçekten de. Ondan uzak dur diyor. Takar, takar tabii. Ben demiştim. Erkek adam bu, takar. Adam. Ben bir şey düşündüm. Ne ola ki? Şimdi Bora'nın bana açılması an meselesi ya, biliyorsun. O yüzden ben diyorum ki şöyle uygun bir ortam yaratayım bunun için. Nasıl? Şöyle, şimdi Boraların bir dağ evi var. Bora arada bir oraya gider kafasını dinlemeye, yalnız kalmak istediğinde falan. Beni hiç davet etmedi şu ana kadar ama ben Belma teyzeden biliyorum. Neyse, müşterinin reklam fotoğrafları için mekan diye oraya gideceğiz. Ayarladım her şeyi. Baş başa. Tuğçe Hanım, biraz acele etmiyor musunuz acaba? Ada, adacığım. Beni düşünüyorsun biliyorum ama bundan sonrası bende, tamam mı? Sen hiç merak etme. Etmem. Ben merak etmem. Nasıl planlama? Süper değil mi? Woohoo! Ay bak. Evet.
Evet. Ada. Ay yok. 27. Salak. Bora, nasıl geçti? Beni tebrik etmelisin. Etmeliyim tabii. Harika bir konuşma oldu. Oo, açık açık konuşuyoruz da. Et ihtiyacı. Bayıldılar. Ben de bayılacağım birazdan. Boracığım. Evet. Sana harika bir teklifle geldim. Bora Bey, ben şey diyecektim, bizim bu... Adacığım, lütfen ama sen, konuşmaya çalışıyorum. Sen bir çıkar mısın? Bora kalabalıktan hoşlanmıyor. Evet Tuğçe. Nedir? Şimdi ben de diyorum ki, bizim şu entegrasyon müşterisi var ya, onun fotoğraf çekimlerini senin davinde mi yapsak? Ne dersin? Tamam. Söyleyelim Müzgar'a. Gitsin çeksin halletsin, tamam? Hadi söyleyin, haber verin. Ya öyle olur mu? Yani biz seninle bir gidelim, detaylara karar verelim, lokasyonları bir gezelim beraber. Rüzgar nasılsa çekim günü gider. Hem istersen mangal da yaparız. Dağ bayır. Dağ bayırda ne işiniz var sizin? Kurdu var, kuzusu var, tilkisi var, çakalı var. Oo, şey yapmayın, siz gitmeyin. Olmaz öyle şey. Rüzgar gitsin. Asistanları alsan Rüzgar gitsin. Bora Bey, siz haklısınız. Gitmeyin. Ayrıca Boracığım, geçen sene başımıza gelen felaketi de hatırlatmak isterim. Fotoğraflar o kadar kötü olmuştu ki toparlayamamıştık. Ve keşke orada olsaydık demiştik. Gel bu sene aynı hataya düşmeyelim. Biz gidelim önden, karar verelim. Tamam, haklısın. Gidelim. Ada, hazırlıklarını yap, sen de gidelim. Hadi. Tamam, çok güzel olur. Oksijen alırız. Dağ bayır, temiz hava. Hmm, mis mis mis. Beni iyi dinle. Dağ evine gidiyoruz. Max bir saat kalıyorsun ve bir şey uydurup yanımızdan ayrılıyorsun. Tuğçe. Bir yere mi gidiyorsun? Bora'nın dağ evine gidiyoruz çekim provası için. Eve gidip hazırlanmam lazım. Ok mu? Sonra konuşuruz. İstersen ben de geleyim. Yok yok. Sen çekim günü gidersin zaten. Olur mu? Hadi bay. Evet, devam edelim. Devam edelim. Evet. Hop! Hop! İyi böyle, kal. Güzel oldu. Oo. Oo. Bu ev dağda değil miydi? Tuğçe, senin dağdan sonra başka planın var galiba. Bilmem. Olsun mu? Tuğçe Hanım, çok şıksınız. Maşallahınız var bugün yine. Teşekkür ederim. O zaman ben alayım onu. Olur. Yolculuk başlasın o zaman. Başlasın. Başlasın bakalım. Nedir ya? Ne koymuş içine? Buyurun Tuğçe Hanım. Sen geç. Yok, siz arkada rahat edersiniz. Buyurun. Yok canım. Ben önde rahat ediyorum. He. Hadi. Hadi arkadaşlar. Hadi. Kim? Hadi adam.
kadar güzel bir yer. Burası mıymış? Çok güzel. Bismillah var. Yasemin'lerin oraya var ki. Muhtemelen birden fazla yerde karar kılacağız. Hepsinin notunu al. En sonunda nereye koyacağımıza karar veririz. Bir de buraya değil mi? Evet, oraya. Yapıştırdım. Ürünlerin doğallığını yansıtmak için de stand ağaçtan olsun. Ya da alternatif olarak tezat üzerinden estetik yaratalım. Modern masa kullanabiliriz yani. Evet, evet. Aynen öyle. Alternatif çalışmanın renklerini de zıt renklerle birleştirelim derim. Saf renkleri zıt renklerle kullanalım. Giderek renk paleti de açılsın diye ekliyorum. Ana renkler ve tamamlayıcıları bir araya getirilmeye özen gösterirsin. Tıpkı bir Van Gogh tablosu gibi. Işığı da böyle yandan değil, direkt cepheden kullanırız. Işık gölge kontrastını kullanırız. Gri tonlara yer veririz. Monet gibi. Evet, olabilir. Yalnız bunların hepsinin notunu al ki sonra aklından uçup gitmesin. Tamam mı? Alacağım. Hadi. Harika değil mi hava ya? Kuş sesleri falan böyle oksijen beynimize kadar geldi. Ha? Evet Tuğçe'cim. Ben bir arabayı garaja götüreceğim. Siz zaten buradasınız. Biz buradayız Baracığım. Bir de içeriye bakacağım, tamam mı? Ha, tamam. Ay havuz. Gel buraya. Bir havuz gördüm diye niye bu kadar heyecanlanıyorsun? Deli ya, deli. Ne yapıyorsun sen? Aa, sizin çantanızı almadım. Alın ben, taşıyacağım. Ay bir saniye, taşımasına taşırsın adada. Bu ne rahatlık? Bir yalan uydurup gidecektin hani. Bak ben buraya börtü, böcek, ağaç, oksijen görmeye gelmedim. Tuğçe Hanım, acele etmiyor musunuz yani böyle yavaş yavaş? Sindire sindire. Tadını çıkarsanız biraz. Ben sana ne dedim ofiste? Bundan sonrası bende dedim, değil mi tatlım? Tamam Tuğçe Hanım, siz bilirsiniz. O zaman ben bir bahane düşüneyim. Sonra gidem, yollara düşem. Valla ne bahane buluyorsan bul, çabuk yok ol buradan. Ada. Uzun zamandır gelmeyince böyle oluyor. Aslında bütün tesisatı elden geçirmek lazım ama yapacak bir şey yok. Neyse. Şimdilik tamam. Duracağım. Şimdi ben gidersem Bora Bey'in notlarını kim yazacak? Ben kitabını bile yazarım. Sen yeter ki gittin. Aa, Ada. Senin telefonun mu çalıyor sanki? Bir mesaj mı gelmiş? Bir çalıyor sanki. Böyle bir ışığı yanıp sönüyor. Bir bak istersen. Çok acil bir arama varmış gibi. Aa, Bora Bey. Ne oluyor Ada? Bora Bey, çok özür dilerim ama benim küçük teyze yazmış. Büyük teyzem rahatsızlanmış. Benim acil gitmem lazım. Tamam, tamam. Çok geçmiş olsun. Özürlenecek bir şey yok. Hep beraber dönelim hadi. Hadi gidelim. O kadar yol geldik canım. Çalışmamız lazım. Tuğçe, biz yine buraya geliriz, tamam mı? Ayrıca Ada tek başına nasıl dönecek buradan? Düşündün mü hiç? Evet, ben tek başıma nasıl döneceğim buradan? Bununla döneceksin. Uzatmaya gerek yok Tuğçe'cim. Hep beraber geldik, hep beraber döneceğiz. Tamam mı? Anlaştık mı? Buracığım, tabii ki de Ada'nın teyzesine geçmiş olsun. Dileklerimizi buradan iletelim. Ama ben planımızı değiştirmelik bir durum göremiyorum ortada. Ada sen dön canım. Gerekirse biz şirketi ararız. Şoförlü bir araç yollarlar. Şoföre de, arabaya da gerek yok Tuğçe. Tamam mı? Anlıyor musun beni? Çok haklısın. Sen zaten böyle yerlerin adamısın. Hemen bir çözüm bulursun. Bir şekilde döneriz biz. Adacığım sen gidebilirsin. Zaten halletmemiz gereken işler var. Çok oyalanmadık mı sence de? Ama Tuğçe Hanım. Tuğçe, iyi misin sen? Yine geliriz diyorum. Neyini anlamıyorsun? İş ertelemeye gelmez ya Bora. Ben gidem o zaman. Gideyim, yollara revan olayım. Yollara düşeyim. Dur. Hiçbir yere gitmiyorsun. Bekle. Ay gidemedim ya. Tam gidiyordum ha. Rüzgar. Selam. Gel. Rüzgar. Sen nereden çıktın ya? Deneme çekimlerini duydum. Bana da ihtiyaç olur dedim. Kötü mü yaptım? Rüzgar'ı burada olacağımızı sen mi söyledin Tuğçe? Evet ama... İyi yapmışsın.
Rüzgar'ın da mekanları görmesi doğru olur. Nasıl süper. Ya gelemiyordum biliyor musunuz neredeyse? Bugün şirket arabalarının bakım günüymüş. Sağ olsun beni de bir arkadaşım bıraktı. Eyvallah. İyi o zaman Rüzgar notlara, markelere baksın. Dönelim. Burada kalmanın daha fazla bir anlamı yok. Rüzgar sen sarı bantları gördün değil mi? İşte ürünleri oraya yerleştireceğiz. Tamam ben gelirken gördüm ben okeyim. Güzel. Harika. Gelmene gerek yoktu demek. Sen niye zahmet ediyorsun ya? Ben varken. Koy o zaman hadi. Buyurun Tuğçe Hanım. Ablacığım sen öne geç. Biz Tuğçe ile arkada otururuz. Ne münasebet canım. Siz oturun arkaya ben öne oturacağım. Siz arkada rahat edersiniz Tuğçe Hanım. Siz arkaya oturun buyurun. Hadi arkaya geç. Arkadaşlar artık kim nereye oturuyorsa otursun gidelim. Hadi. İyi ben geçeyim. Ayağınızı çeker miyiz biraz? Tuğçe, şunu alır mısın? Tabii. Ben deneyeyim mi bir de? Susar mısın Ada? Ya az önce çalışanlar bu, şu an niye çalışmıyor acaba? Hayda! Ormanda mahsur kalmaz ama. Ayağın uğurlu geldiyse demek Rüzgar. Rüzgar. Patron. Şoför koltuğuna otursana. Çalıştırsana arabayı. Olmuyor mu? He. Tamam bir kez daha dene. Tamam. Tamam tamam deneme. Marş basmıyor bırak. Deneme. Of eyvah diyeyim ya. Ne yapacağız şimdi? Merkeze yaklaşık 5 kilometre uzağız. Daha fazla geç olmadan bir tamirci bulmamız lazım. Oh epey de uzakmış. Ada. Ada sen benimle gel merkeze. Sana bir taksi bulalım seni eve gönderelim. Tamam mı? Tamirci bulmak da buraya getirmek de arabayı tamir etmesiydi falan uzun sürecek. Senin haberin yok tabii Rüzgar. Adının teyzesi hastalanmış. O yüzden bir an önce geri dönmemiz lazım. Aa, çok geçmiş olsun ya. Lütfen dileklerimizi ilet. Hadi Ada. Ben de gelseydim sizinle beraber. Evet siz de gelseydiniz bizle beraber. Gelmene gerek yok Tuğçe. Adayı taksiye bindireceğim. Tamirciyi buraya getireceğim. Tamam mı? Hı. Denedik şansımızı. Hadi. Rüzgar anahtar sende. İçeridesiniz zaten. Ben de çok geç kaldım. Tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Tamam. Çirgel kayış mı koptu acaba? Ya. Allah'tan gelmişim. Yoksa burada yalnız kalacaktım bak. Ama ne iyi ettin, ne iyi ettin. Çok iyi ettin, süper oldu. Hiç sorma. Tuğçe, ben seni gerçekten anlayamıyorum. Daha bu sabah aramızdaki buzlar erimiş gibiydi. Şimdi yine kilometrelerce uzaktasın benden. Şu anda herhalde dünyada en son konuşmak istediğin konu ne diye sorsalardı. En son ama sondan bir önceki bile değil. Bu derdim. Hayır ya. Yapma, yapma. Şey, kapalı yazıyor. Bir dakika da. Kapalı. Kapalı, kapalı. Görüyorum ada kapalı olduğunu. Gittiğini söyle heyecanla, kapalı. Dur bakayım. Babacığım, selamünaleyküm. Sen bu tamircinin evi nerede biliyor musun? Dayı! Dayı! Wow! Ada ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Amcacığım. Hah. Yaşıyor. Sen bu tamircinin evi nerede biliyor musun? Tamirci İstanbul'a mal almaya gitti bugün. Yapma ya. Amcam peki sen bu otobüs durağından otobüsler ne zaman geçiyor onu biliyor musun? 10 dakika önce gitti. Bir daha da geçmez. İyi de sizin arabanız yok mu ya? Yok. Yok amcacığım. Yok. Ne yapıyorsun amcamda? Şey korktum da giden korkuyorum. Saçmalama duyacak şimdi. Tüyü kulağı duyuyor.
bizim arabamız yok. Ada, yani kusura bakma, yapacak bir şey yok. Yok. Sen teyzenlere haber ver o zaman. Vereyim. Hı. Neyse, ben bakkala gideceğim. Tamam. Sen konuş, yanıma gel, tamam mı? Tamam. Hadi bekliyorum. Tabii. Kaldık burada mahsur. Ay bir de bu yolu böyle ağırlıklarla yürüyeceğiz şimdi ya. Kardeşim bir bakar mısın? Gel gel. Buyur abi. Bu bisiklet senin mi? Abi oğlanın bisikleti. Ha. Peki bana bu bisikleti atar mısın? Sen gideceğin yere git. Sonra bırakırsın. Ciddi misin? Evet abi. Eyvallah, sağ ol. Görüşürüz abi. Görüyor musun? İnsan. İnsan az kaldı bu devirde. Tabii. Yok bulamazsın. Şimdi bununla gideceksiniz siz, ben ne yapacağım? Sen de gideceksin ama yürümek istiyorsan yürüyebilirsin. Başka bisiklet var mı? Hadi. Saçmalama, gel şuraya. Hadi. Çok güvenemiyorum size. Gidiyorum o zaman. Tamam, yok gel. Bak yeni bir gün daha başlıyor. İçin umutla dolsun. Bir dilek tut, bir hayal kur. Bir adım at, dünyalar senin olsun. Hep aklımdasın. Orada mısın? Kaçırdığım o vapur da mısın? Bir konu var, çözmemiz lazım. Gel bizim iskelede buluşalım. Dünyalar bizim olsun. Dünyalar bizim olsun. Bak hayat akıp gidiyor. Daha ne bekliyorsun? Bir şarkı aç, bir film seç, bir ara sor, dünyalar senin olsun. Hep aklımdasın, orada mısın? Dinlediğim her şarkıdasın. Bir konu var, çözmemiz lazım. Gel bizim iskelede buluşalım. Ama ben o diziyi bitirdim. Senin için baştan izlerim. Ne dinlersin, ne seversin? Konuştuğum dili çözer misin? Hep aklımdasın, orada mısın? Kaçırdığım o vapurda mısın? İyi misin Tuğçe? Sinek mi? Sinek tabii, sinek var burada doğal olarak. Rahat yürüyebiliyor musun? Yürüyorum. Evdeki kıyafetlerden giyseydin böyle olmazdı. Rahat rahat yürürdün. Yok, ben böyle süperim. Gerçekten harikayım. Rüzgar. Ay. Rüzgar tut bakayım şunu. Tut, 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 tut. Vay, 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 vay. Arkadaşlar bakın. Şu gördüğünüz mantarı var ya, başka hiçbir yerde bulamazsınız. Görüyor musunuz Tuğçe, Rüzgar? Yalnız Boracığım zehirli olmasın, o dokunduğun hemen eline, ay tipine bak. Saçma sapan konuşma Tuğçe. Tamam mı? O kuzu göbeği değil mi? Sen nereden biliyorsun kuzu göbeğini? Ben küçükken pikniğe gittiğimizde toplardık bunlardan. Ya bahar mevsiminde olurdu. Şimdi olması çok garip değil mi? Bir şey de olmamış. Çok canlı. Şansımızı. Şunu bir tut güzelim. Patron bakabilir miyim ona? Neymiş o ya? Al Rüzgar. Rüzgar yok artık ya. Alır mısın şunları elimden? Aldım. Alır güzelim, mısın elimden ya? Affedersin. Kıymık battı işte. Çizdi hep ellerimi. Of. Bakayım. Ya dur, dur Rüzgar. Dur, dur ya. Ay. Sirke mutu. Ne zamandır görmemiştim. Of, hep el bakımı yaptırmıştım yeni daha buralarıma. Cildim şimdi gitti hep. Ne yaptırmıştın Tuğçe? El bakımı yaptırdım bu ara, skin care. Yani kendimize dikkat ediyoruz. Tamam, döneriz şimdi zaten. Tamam, evet ya, dönelim mi? Niye geldiysek buraya? Benim alerjim tuttu zaten. Tamam hadi dönelim. Ada. Hadi dönüyoruz. Artık hepsiyle bir yemek hazırlayabiliriz topladığımız mantarlarla. Hadi gidelim arkadaşlar, olur mu? Ne yapsak? Tuğçe'yi burada mı bıraksak? İster misiniz? Dur, düşeceksin dur. Gördüğün mantarlar senin o piknikte topladığın mantarlara benzemez. Tamam mı? Ya benziyor bunlardan da. Yok benzemez. Bunların lezzeti daha farklı. Ha öyleli. Okey. Öyleli. Senin aklına uydum şu düştüğüm hale bak. Tuğçe Hanım.
Buraya gelmek sizin planınızdı ya hani. O yüzden oldu ya. Ama siz hiç merak etmeyin. Bora Bey'in size olan ilgisi gitgide artacak. Artıyor, ben görüyorum. Vallahi mantarlara, börtü böceğe daha ilgili gözüküyordu. Yani ama yani sizde olmaz ki Tuğçe Hanım. Rüzgar var. Rüzgar'ın yanında ne kadar ilgili davranabilir ki size? Bu konu hakkındaki tavrını biliyorsunuz adamın. Adam ne dedi size? Tavır dedi koydu. Evet, bayağı tavır koymuştu. Ver. Evet, karıştıralım. Ha, tamam. Güzelce. Bak, o konuda haklısın. Çıktı geldi, bir çuval inciri berbat etti adam ya. Ha, o niye geldi ki? Niye geldi ki o? Siz ayrılmamış mıydınız? Niye geldi o? Ya ayrıldık kızım, ayrıldık ayrılmasına da kurtulamıyorum ki adamdan. Daha evine kadar gelmiş peşime, nasıl kurtulacaksam. Hoppa. Ya patron, bu huyunu bilmiyordum ben senin. Gerçekten bu özelliğini bilmiyordum. Aslında sana bir fotoğraf çekimi yapacağız. Şöyle odun kırarken falan. Altına da böyle afilli bir cümle. Bence tıklanma rekoru kırar, söylüyorum. Benden söylemesin. Vallahi Rüzgar, ister inan ister inan ama şu anda tıklanma rekoru fonu bunda değil aslında, biliyor musun? Bunu işkolik Bora doğru söz mü söylüyor? Ben yanlış mı duydum? İşte bu kadar iş, bu yoğun tempo. Günün birinde şuraya yerleşip şu temiz havada oynayabileceğim bir gelecek için aslında. Ya da öyle bir gelecek olmadığı için. Boş ver. Yani aslında anlamadım. Açık sözlülüğümü maruz gör ama sonuçta Doğru Söz ailesi Türkiye'nin en zengin, en varlıklı ailelerinden bir tanesi. Yani bunu herkes biliyor. Patron, istersen bu hayatı yaşayabilirsin. Neden yaşamıyorsun ki? Çünkü öyle bir gelecek tek başına yaşanmazdı, o yüzden Rüzgar. Hmm, tamam. Aşık olduğun kadınla yaşayacaksın, tabii. Sorun da orada ya. Ben aşk denen o ilizyona inanmıyorum. Yalnız öyle deme. Sonra karşına bir sihirbaz çıkar, adavra kadavra falan bir şeyler yapar, hiç belli olmaz. Bak, benden söylemesin. İşte ben ona aldatmaca diyorum Rüzgar. Ha. Bir şey diyeyim mi, ben de öyle diyordum. Ta ki Tuğçe karşıma çıkana kadar yani. Aslında bizim ilişkimiz için bana çok iyi adım attı ama ben... yani gerekli ilgiyi gösteremedim mi, yanlış bir şeyler mi yaptım, onu üzdüm mü bilmiyorum. Benden ayrıldı biliyorsun. Hem de herkesin içinden. Ne yapacağım bilmiyorum. İçinden ne geliyorsa onu yap kardeşim. Çünkü hayat öyle uzun uzun düşünmek için çok fazla kısa. Hadi, git içeridekilere haber ver. Ateş hazır. Hadi Ada. Yemekler de geldi. Bakalım beğenecek misiniz? Senin elinin değdiği şey beğenilmez mi ya? Hı? Arkadaşlar, ateş yanıyor. Ateş sönmeden, yani köz olunca oraya bir mantarları atarız. Yemekten sonra tatlı niyetine onları yeriz, tamam mı? Çok güzel olur. Süper, öyle yapalım. Olur, evet. Hadi bakalım, harika. Afiyet olsun. Yalnız bu çok iyi olmuş, bu sosun içinde ne var? Yani garip baharatlar var. Ne koydunuz bunun içine? Tuğçe Hanım, ben söyleyeceğim. Ben itiraf edeceğim şimdi her şeyi. Neyi? Tuğçe Hanım, biz ormanda yürüyüş yaparken gizli gizli böyle ot toplamış. Evet. Tuğçe mi toplamış? Evet, toplamış. Sonra da o otlardan sos yapmış, içine koymuş böyle. Sadece o otlar olduğunu biliyorum, başka bir şey bilmiyorum. Allah Allah. Ya evet, ben açıklıyorum o zaman artık. Ben size sürpriz olsun diye ormanda gezerken bazı otlar topladım. Onları çizmemin içine sıkıştırdım. Merak edersiniz belki nasıl getirdim diye. Çizmeme mi sıkıştırdın? Evet, çizmemin içine koydum. Siz görmeyin diye gizli yaptım ya. Ya bence harika. Benim yediğim en iyi Napoliten makarna olabilir gerçekten. Samimi söylüyorum. Ben doğadan gelen şeyleri yemeğe katmayı çok severim. Ayrı bir lezzet veriyor yani. Doğal bir kere. Yani Tuğçe, o kadar senelik arkadaşımsın. Seni kaç senedir tanıyorum. Senin ben bu kadar iyi yemek yaptığını bilmiyordum. Bravo. Çok iyi olmuş. Eline sağlık. Gerçekten. Bence Tuğçe Hanım da bilmiyordu. Biliyordum ben. Gölgeye geç canım. Olmaz böyle, tamam? Evet, doğru söylüyorsunuz.
bir küçük bir şey, çarşıda dolanıyordum geçen gün. Bunu size... Adanın evde olma saati geldi. Nerede bu kız? Ay, trafiğe takılmıştır aslanım. Yani İstanbul'dayız, Bursa'da değiliz ki. Ya enişte, kaç yaşında kız? Eve gireceği saatin alarmını kurmana ne gerek var? Evet aslanım, gözün hep saatte zaten. Fazla rahatlık felaket getirir. Ben gidip getirmesini bilirim. Kusura bakmayın hiç. Yok. Enişte. Hayır. Enişte. Hayır. Aslanım, nereye gidiyorsun? Nereye? Nereye olacak? Komandonun iş yerine. Ben iş yerine diyorsun Allah aşkına ya. Ada arıyor. Ada arıyor. Arıyor ada. Arıyor. Ada arıyor. Aç, neredeymiş? Alo. Heh. Efendim kuzum. Teyzoş, evdekilere sakın çaktırma. Biz Bora Bey'in evine geldik. Çekime. Araba bozulunca burada mahsur kaldık teyze. Ben gelemiyorum eve. Ya. Kız neredeymiş? Ne olmuş? Öyle mi olmuş? Ne olmuş? Öyle, öyle rüzgar da burada. Teyzoş'um sen evdekileri idare etsen. Ha? Olur mu? De ki. Selin sevgilisinden ayrılmış. Çok üzülüyormuş, çok ağlıyormuş, sızlıyormuş. Kendini yerden yere atıyormuş da. Ada yanımdan gitme ada. O gitti, sen kal bari diyormuş. O yüzden bu gece orada kalacakmış da. Olur mu? Vah. Ne olmuş, kim ölmüş? Tabii kızım, sen arkadaşının yanında ol tabii. Tabii, yalnız bırakma. Ben söylerim eniştemle ablamı. Arkadaşlıklar bugünler içindir. Tabii. Sen bir tanesin teyzem. Sen oyuncu yapacağım seni. Tamam, konuşuruz bunu. Hadi görüşürüz. Bay bay. Canım teyzem. Ne olmuş Yasemin? Ne olmuş? Ne olmuş? Senin sevgilisinden ayrılmış. Kız yatak döşek yatıyormuş, kendini yerden yere vuruyormuş, duvarlara ağlıyormuş bu kızcağız. Dedim kal dedim yanında dedim, arkadaşlıklar dedim, bugünler içindir dedim, öyle değil mi abla? Olmaz öyle şey. Nerede bu Selin'in evi? Gelsinler gözümüzün önünde ağlasınlar, olmaz öyle şey. Çok haklı. Kesinlikle katılıyorum. Bu kız buralara geldi, bir özgürlük peşinde, bizden uzakta özgürlüğüne düşkün oldu. Hey. Ne özgürlük? Yani kız da kalıyor diye özgür mü oldu yani? Selin de kalacak altı üstü. Tanımıyor muyuz biz bu Selin'in kızımızı? Tanıyoruz Selin'i. Yok. Maşallah, sen de pek sıkı fıkısın onlarla. Öyle odalara kapanmalar, fısır fısır konuşmalar. Ne yapayım? Bırakayım da senin gibi mi olsun? Ay, ablam gibi mi olsun? Ay, o candan yengemin kızları gibi mi olsun ana? Ay, o candan yengemin kızları gibi olursa bitti. Ay, benim adamım varsa öyle mi olacak Allah? Tamam, güzel. Ada, en son çalıştığımız boya firmasını da arayalım. Belki standların ayaklarını boyamak gerekebilir, tamam mı? Notunu al. Tamam, o zaman çekimden önce gönderiyoruz standları, onlar da boyuyorlar. Aynen öyle, hadi. Ben içeri geçiyorum ya, yatacağım. Çok yoruldum bugün. Tabii, yat Tuğçe, yat. Bugün çok çalıştın, yordun kendini. İyi geceler herkese. İyi geceler. İyi geceler. Tatlı rüyalar. Yemin ederim, bendeki şu şansa bak. Niyet Bora'ya, kısmet Ada'ya. Ada. Hadi, sen de yat. Yoruldum bugün. Tamam Bora Bey. O zaman iyi geceler. İyi geceler. Bunları kaldır. Yok, hayır. Ben kaldıracağım. Yat sen hadi. Tamam. Tekrar iyi geceler. İyi geceler Ada. Patron, ben de o zaman şu yatakları hazırlayayım ya. Hazırla Rüzgar. Bak, yorgan yastık orada. Üstüne ser. Tamam mı? Ben de yerde yatacağım. Şu ışığı kapatır mısın Ada? Thank you.
şansa bak ya. Yani Tuğçe Hanım, keşke Rüzgar'a buraya geleceğimizi söylemeseydiniz. Ada, canım burnumda zaten, kalbini kıracağım. Şu an Bora'yla uyuyor olabilirdim. Ama o şu anda Rüzgar'la uyuyor. Ben de seninle. Ben sizinle uyumaktan çok memnunum Tuğçe Hanım. Dalga geçme ya. Yani şaka bir yana Tuğçe Hanım. Ama sizin bu Rüzgar'dan kurtulmanız şart. Ben arkadaş kalalım dedim ama bu kadar ısrarcı olacağını düşünemedim ki. Yani bir insan seninle olmak istemiyorum derse peşini bırakırsın değil mi? Yapış yapış ya, ne gerek var? Onursuz mudur nedir? Neyse yeter hadi, konuşturma beni ya. Çok yoruldum bugün. İyi geceler. İyi geceler Tuğçe Hanım. Ya patron, sen böyle yerde, ben çek yattı. Benim içim rahat olmadı böyle ya. Yok be oğlum. Yat uyu. Hem sen misafirsin. Ben alışığım, merak etme. İyi tamam, nasıl dersen. İyi geceler. Hadi iyi geceler. Ada, Bora Bey, Bora Bey. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ben tuvalete kalkmıştım. Rüzgar Bey var ya. Rüzgar. Tuğçe Hanım odasına girmiş, kapıyı da kilitlemiş. Öyle mi olmuş? Öyle. Tamam. Sen de çek yata yat. Altında bir tane daha yoldan olacak. Üstünü örtersin üşürse. Hadi. İyi geceler. Bora Bey. Bora Bey, anlamadınız galiba. Ya bunlar ayrılmamışlar mıydı? Bu çocuk niye bunun odasına girdi şimdi? Ne yapacaklar ki odada? Hem de biz varken. Ay! Ada! Demek ki barışmışlar. Tamam mı? Hadi. Yat uyu. Hadi. Bana çok tuhaf geldi. Size öyle gelmiyor mu? Bilmem Ada. Ama bu konunun seni neden bu kadar çok ilgilendirdiğini de anlayamadım. Sizi ilgilendirmiyor mu yani?
Bora Bey, Tuğçe Hanım sizin ortağınız, sizin arkadaşınız. Evet, Tuğçe benim arkadaşım. Peki Rüzgar senin neyin? Rüzgar benim neyim olacak? Hiçbir şeyim. Hiçbir şeyin, öyle mi? O zaman endişeleneceğim bir durum da yok ortada. Ada, insanlar bana bir konu hakkında fikrimi sorduklarında söylerim. Haddimi bilirim. Sana da aynısını yapmanı öneririm. Tamam mı? Anlaştık mı? O yüzden şimdi yat uyu. Sanki dünyayla da kendi hislerinizle de koca birer duvar var aranızda. Ne demek istiyorsun? Tuğçe Hanım sizin yakın arkadaşınız. Ama onun hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Sağlam ilişkilerde önce insanlar birbirlerinin arkadaşları olurlar. Sonra da her şeyleri olurlar. Ya da insanın hayatında hiçbir şey olmayacak bir insan ya da olmaması gereken bir insan gelip her şey olur. Aşk diye bir şey olsaydı eğer. Burak Bey, siz gerçekten aşka inanmıyorsunuz. Tamam, öyle saçma sapan şeyler yazıyorsunuz, iğneleyici laflar sokuyorsunuz, yazıyorsunuz ama... Burak Bey, siz gerçekten hiç aşık olmadınız mı? Ada. İyi geceler. Sana mutsuz olmayacağıma dair söz vermiştim annem. Sözümü tutamadım. Tutamadım sözümü. Mutsuz olacağım. Olmuyor anne, olmuyor. Olmuyor, ne yapsam olmuyor. Altyazı M.K.
Günaydın. Günaydın Bora Bey. Gece biraz düşmüşüm. Evet Ada. Öyle olmuş. Ben gideyim kendime bir kahve yapayım. İçin çekiciyi çağırdım. Rüzgar ve Tuğçe uyansın, hazırlansın, çıkacağız. Tuğçe! 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 Tuğçe iyi misin Tuğçe? Tuğçe iyi misin? Tuğçe! Geri çekil Ada. Kapılar eski. Yollar ya gel.